Herkese merhabalar arkadaşlar. Kıraathane 68. bölümüyle karşınızda. 68 nereli plakası? Aksaray. Aksaray adına sevgiler saygılar. Var mı Aksaray'dan izleyen hakikaten acaba? Var mı? Bu arada 67 Zonguldak'ta geçen hafta da söylemiştik Z harfi. Z'yi bitirdik. Yani buradan sonra artık yeni il olan. Yeni iller. Yeni illere geçtik. Umarız biz devam ederken yeni illerde dahil olur. Ki Şam gibi. Neydi? Bitmesin. Neydi o? Üçlü. Musul, Kerkük, Şam. Şam yok. Şam bir gece ansızın nokta Şam nokta. Işte. Tamam Şam yok onlarda. Tamam oradaki neydi oradaki iller? Şimdi bir Musul, gece. Musul Kerkük var da diğerlerini hatırlamıyorum yani. Neydi 85 Musul. 86 Kerkük. Aynen. Benim diğerleri neydi hakikaten? Türk televizyonlarındaki reality şovlar arasında yani bir haber programı değil çünkü bir reality şovdu o bence. En favori anlarımdan biridir gerçekten benim. Evet, Burak Özçelik'le Kevin Spacey'nin fotoğrafını gördünüz mü bu arada? Gördük kardeşim. Hakk'a yürümesini de gördük Burak Özçivit'in. O bembeyaz, affedersiniz bütün baldırlarını saran bir streçlik darlıkta. Korkunç bir kostüm. Ne konuşmuşlardır Kevin Spacey ile Burak Özçivit? Orada Katar şeyhi var. Kevin Spacey var. Dünya kupası var mı? Bilmiyorum. Ya var herhalde. Şöyle bir konuşma geçmiştir. Katar şeyhi Türkiye'nin en büyük jölü demiştir Burak Özçivit için. Kevin Spacey şöyle bir bakmıştır. Benim için yaşı büyük demiştir. Çok da ilgilenmemiştir. Burak Özçivit de böylece oradan tacize uğramadan dönmüştür diye düşünüyorum. O zaman tebrik ederim Burak Özçivit'i. Yaşıyla yırttın. Yaşınla yırttın kral. Peki Burak Özçivit Kevin Spacey'e ne sormuştur? Çünkü filmin izleyeni sormuştur. Herhalde başka soracak bir şey yok. Usual Suspects'i bir sormuştur. Kaiser Soze ne güzel bir karakter. Actually I can't forget about Kaiser Soze. Böyle demiştir üzerim. Demek orada bir es de vermiştir. Kaiser Soze ama biraz vurgulayan. Kaiser Soze. Kaiser Soze. Kökenleri de olduğu böyle için. Böyle bir taklitini de yapmıştır. Hani bir oynamıştır da karşısında. Doğru. Türk kökenleri var mı orada Kaiser Soze'nin? Aa onu söylemiştir tabii belki. Canım. Doğru evet. Daha önce Türkiye gelmişti ama bu arada. Kevin Spacey'in de Türkiye'ye dair bir bilgisi tabii vardır. Tabii Antalya Film Festivali'ne falan da gelmişti var. Hatta oyunuyla İstanbul'a da galiba gelmişti var. Aa doğru bir de oyunuyla gelmişti. Burada bir aktöre pandik atmışlığı da var. Sektörel bir dedikoduya göre. Oyuncu adını veremiyoruz ama. Pandiği veremiyor muyuz? Pandiği veriyoruz herhalde. Bir tacizi var yani adamın bariz bir şekilde. Ama işte sektör bunu yıllardır pandik diye fıkralaştırarak komediye döküyor. İşin özü bu. Pandik attı diyor yani. Anladın mı? Hani sanki böyle bir sokak oyunu gibi bu. Hani böyle masumlaştırıyor. Kevin Spacey'nin böyle yanaklarını sıkmanıza sebep olan bir yorum. Bir ara bu hikaye bir olumlu bir tarafı varmış gibi anlatılıyordu zaten. Hani yani, Kevin Spacey abi. Tabii. Hani bir oğlum. Kevin Spacey'nin pandiklediği aktör. Doğru değil diyor yani. Tabii ki vardı evet. O ne seneydi be arkadaşlar? Pandik kelimesinin etimolojisini merak ediyorum. Pandik biraz. Çok garip bir kelime. Yani bakar mısın Yağmurcuğum? Pandik kelimesinin etimolojisi. Pandik kelimesi Türkçe'de beşli anlamına gelir. Beşli. Beşli. Ha şu. Ha. Aa, bak ne acayip bir şey. Şu ne o zaman? Şu ne o zaman? Sen ne yapıyorsun Allah aşkına bunları gelsen veremiyorsunuz. Rosa, eski kıraathaneler kahkaha dolu geçiyor diyordu. Artık öyle değil dedi. Aynen haklı. Artık öyle değil dedi. Evet, arkadaşlar bu arada ikimizden şöyle bir eleştiri geldi. Haklı da bir eleştiri. Artık eğlenceli değilsiniz dendi bize. Haklılar bu arada. Ben haklı dedim zaten. Aynen. Haklı eleştiri dedim. Aynen. Ama yine de bu bir şey yaptı. Üzdü. Yani haklı bir eleştiri olması onu bizim üzülmeyeceğimiz anlamına gelmez, gelmiyor. Yani. Bizim gelmez. Ona hemen sahipliğiniz aa doğru diyorsunuz deyip bir kendine hayat çeki düzen vermemiz anlamına da gelmiyor. Evet. Bir de bu eleştiri yapıcı bir eleştiri. Eleştiri de değil. Değil, hiç değil. Yapıcı eleştirileri konuştuk. Evet, değil hakikaten. Yapıcı eleştiri böyle yapılmaz. Çünkü bu eleştirinin sonucunda ben nasıl tekrar eğlenceli olayım? Yani tabii daha canım, da üzülürüm. Biz Cem Yılmaz'ı belki de ilk defa anladık ya burada. Aynen. Ulan adama demek ki yıllardır hakikaten bir anda bak bir komik değilsin dendi. Adam hakikaten yıkılmakta haklıydı belki de ya. Yapıcı eleştiri şöyle olurdu. Bize şöyle arkadaşlar sizin her haliniz harika. O ayrı bir konu. O ama o girişi hep yapmalılar zaten. Kesin. Biraz daha arttırsanız mı şeyi? Eğlence dozu biraz daha artabilir sanki. Daha iyi olabilir denseydiniz mesela bu kadar alınmazdık. Tabii eğlence dozu evet. Eskiye göre düşük kaldı son birkaç bölüm. Biraz arttırabilir misiniz denebiliriz. Hiç ama de artık yani. Eğlenceli değilsiniz. Evet. Bence. O yüzden arkadaşlar artık bu programı bu gözle izleyin. Biz eğlenceli bugün değiliz. Bugün soytarılık yapacağız. Bugün soytarılık günü. Ben bu
mandalinaları o yüzden mi aldın? Jonglör amaçlı. Çünkü program başlamadan 10 dakika önce bir anda mandalina hayatımda aldı. Gördüğüm en çirkin meyve tabağı bakın. Gelsin bir lütfen Allah aşkına. Abi bu nasıl bir meyve tabağı ya? Yani hakikaten görgüsüzlük gibi olmasın. Meyve tabağı neden çirkin olduğunu anlatmak istemiyorum. Bakın. Tabaktan ötürü mü? Kararmış bir ayva. Ayva ne ara karardı? Demin ayva hemen karardı. Pardon, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Yok yaşa. Çok pardon. Elinde meyve tabağı ne yapacak? Ne otobü çıkıyorsun? Yani biçim olmam. Mikrofonun şey olmasın. En uzak. Kendimden en uzak koydum. Şimdi ben çirkinin sebebini anlatayım. Birincisi. Renk uyumu hiç yok. Bakın şey de yok. Mandalinalar bir yerde. Bak mandalinalar. Bu iş böyle olmaz mı abi? Mandalinalar bir yerde olur. Bak elmalar böyle. Hani bir yerde olur. İzin. Ayvayı da şöyle serpiştiririz. Yok, ama yenirken bozuldu. Yok abi bana bak. İzin verir şu, misin? Bak güzel meyve tabağı. İzin verir misin? Her şeyi çirkinleştiren bir meyve var burada. Elma. Amasya elması kadar çirkin bir şey. Çirkin mi? Manyak mısın oğlum? Çirkin. Tabaktaki en güzel şey hiç o. Hiç değil. Çünkü olması bak, rahatsız. Büyük kırmızı elma olsaydı. Ay, büyük kırmızı suda elma olsaydı. Hiç katılmıyorum ben. Ben katılmıyorum. Bak mandalinayla uyumsuz bunlar. Bak mandalina çünkü küçük bir meyve. Evet evet. Küçük olması beklenen bir meyve. Elma büyük bir meyve normalde. Büyük olması beklenen bir meyve. Bunları birbirine oranlayınca elmanın daha büyük olması gerekir böyle bir tabakta. Ben bir sebep daha söyleyeceğim. Ben bir sebep. Bizim duvarımız yeşil. Burası pembe ya. Şey, evet. Turuncuya pembe neyse. O yüzden aynen. Biraz daha bize koyu meyveler almaları lazım. Bak, mesela yer elması. Yer elması alırsaydı böyle olmazdı. Arkadaşlar buradaki en büyük çirkinliği o zaman ben de söyleyeyim. Kararmış ayvadan daha çirkin bir şey varsa şu mandalinanın kalın kabuklu. Aynen bu arada bunu söylemiştim. Özellikle dedim ki ince ben, kabuklu olsun dediği rica ettim. Ya şuna bakın abi bu nedir ya? Bu yani sabun gibi bir şey abi. Yapay sabunlar olur yani böyle. Mandalinadan sabun. Mesela onun gibi bir şey hakikaten sabun. Ayva. Ayvayı oraya koymak bak bir şeydir. Ayva genelde çok sevilmeyen bir meyvedir. Hata. Mi? Hata bence de. Yok. Çok iyidir. Niş bir meyve. Niş bir meyve. Niş mi? Niş. Aa. Tabii. Allah Allah ya. Ayva öyle bilir. Arkadaşlar gece olur da şekeriniz düşerse türlü sebeplerden. Benden size bir tip olsun bu. Ayva inanılmaz iyi. Yani şeker düşmesine. Benden size elmadan bir... Elmadan ne farkı var? Aynı değil. Ayva ve elmanın verdiği oradaki has aynı değil. Muz. Muzdan güzel. Kana karışır ha, ya. Bak evet muz. Muz ama klasiktir yani muz. Ama bak ayvayı herkes bilmez. Bir de salatalık bak. Bunları herkes bilmez. Şimdi, bunlar bir de şey tabii tipler. Ki. Muzu yersin. Muzun şeyi azdır. Sana yaşattığı tatmin çok az. Ayvada fazla değil. Ben katılmıyorum. Ayvada fazladır. Ayva iyi bir böyle muzdan aldım. Ekşiliği seni mahveder. İyi bir muzdan aldım. Tatmini hiçbir şeyden almam. Peki. Ama muzu birkaç gün bekletip yiyeceksin zaten. Yoksa direkt alıp muzu yersen o muz erken döneminde oluyor. Muzun en çok hangi dönemini seversin? Ben son dönemleri. En son değil. Yani birazcık yumuşasın hafif. Ben şey ağaçtaki o yeşil hali var ya benim o. benim de ondan iki durak sonrası. Hayır değil tabii ki. Benim, bak, yeşil hali yenmez benim ki. Benim sert ve yumuşamaya daha çok uzun zaman olan çok ama yumuşamaya zaman. Dair ilk adımın atıldığı sen dönem. De biraz yumuşasın istiyorsun işte. Ama çok az yani belirtileri gelsin istiyorum. Öbür türlü tadı olmuyor ki. Bu arada Zeynep hastaydı arkadaşlar. Arkadaşlar benim sesim anlaşılıyordur. Sesim berbat gerçekten. Kusura bakmayın ilk onunla başlayacaktım aslında ama goy goyumuzu da bölmek istemedim. Daha like bile diyemedik. Burnundaki soyunmaların sebebi de onu da söyleyeyim. Aa gözüküyor mudur Çağlar benim burnumdaki soyunmalar beyde? Belki gözüküyor diye söyleyeyim dedim. Ay, arkadaşlar bugün maalesef makyajım felaket oldu. Fondöten değiştirdim çünkü mal gibi. Burada da Çağnur'la 5 saat yok parladın yok gözünün altı diye. Perişanım ya bugün hiç hissetmiyorum kendimi valla. Şey iyi hissetmiyorum yani ama olsun. Tam beraber atlatacağız. Modum yerinde aynen. Şöyle like diyelim gene. Like bir başlayalım. Yine 7. dakikaya geldik. İnanılmaz bir şey ya. Arkadaşlar lütfen ya valla bak artık bizi bu izleyenlerin hepsi sevmiyor olabilir. Evet. Tamam bu okey biz bunu oranla... Dislike da attı değil mi? Hesabını attık. Yok dislike'ı da geçtim. İşte 30-40 bin izleniyor diyorsak. Ya 3 bin beğenme çok az değil mi arkadaşlar? Çok ayıp ya. Yani en azından bir 5 bini görsün şu program ya. Yani bunu her defa söyleyeceğim. Ama lütfen lütfen diyoruz ya. Biz de yeni fark ettik bunu. İnanılmaz bir isyan ve ne kadar haklı. Artık esnaf gibi çileden çıkıyoruz ya bu konuda. Hakikaten öyle. Bakın şu affedersiniz balgamlı sesimle bile isyan ediyorum burada. Yemin ediyorum din hocası gibi bir sesim var şu anda. De bu yakarışlar ya öyle bir negatif like isteme şekli ki hani millet up ve high istemeye tabii. Çalışıyor. Millet şöyle işte mesela like'larınızı, aboneliklerinizi unutmayın ve gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Diyorum ben... biz böyle abi böyle bir may... Oğlum bunu siz deli misiniz nesiniz ya? Esrarla konuşuyoruz ya. Evet arkadaşlar biz de buyuz. Yani like'lamıyorsunuz ayıp ediyorsunuz hakikaten. Ayıp biz yani. Biz sanki like'ı sevdiğimizde. Hiç. Biz de yani burada şey için
İşte kanal devam etsin diye. Ne içiyor yoksa? Ha, bu arada tabii ki like'lamayabilirsiniz ama o zaman şu soruları sormasın like'lamayanlar. Mesela yeni video niye gelmiyor? Like'lamayandan bu soruları kabul etmiyorum İkinci hakikaten. İkinci soru. Bu kanalın niye daha fazla abonesi olmuyor? Bu soruları sormayalım. Arkadaşlar bizim için en kötüsü hangisi olacak biliyor musunuz? Gün gelecek 199 bin olacağız ve o 200 bin hiç gelmeyecek. Bak yazıyorum buraya. Yıllarca 200 bini bekleyeceğiz. Yıllarca. Efsane olacağız mesela. Abi şu kanal 200 bini olmadı falan. Yani buradan bir kampanya başlatalım o zaman. 200 bini olmadı. Direkt 200 bini atlasak çok iyi olur ya. Ben de o 200 bin stresini aşmamız lazım. Bunu deyince hemen gelecek yorumu görüyorum. Şöyle görüyorum. Abonelik için. Abi o kadar antipatik olursanız tabii gelmez size 200 Aynen bin. Aynen öyle arkadaşlar. Onun için şimdi bugün Recep İvedik övüyoruz burada. Değil mi Kaan'cığım? Güzel bağladık. Çok güzel bağladın. Şuradan Recep abinin valla nedir ki Recep abi için 2000 fan. Vallahi billahi şuraya bir gelse bitti yani. Kapaktan dikkatini çeksin. Ulan bunlar fena değil. Gerizekalı boş boş konuşuyorlar. Hadi abone olayım dese. İşte 2000. Evet, Recep İvedik dosyasını açalım o zaman hakikaten. Şöyle 7 filmlik dosyayı bir önümüze alalım. Kronolojik bir şekilde filmleri izleyelim. Ve bakalım nereden nerelere kadar gitmişiz. Arkadaşlar Recep İvedik biliyorsunuz. Z jenerasyonu daha az biliyordur ya da bizim zaman kanalda da hiç karşılığı yok bu arada. Evet, maruz çok kalarak belki öğrenmiştir hani bir sonraki kuşakta ama Recep İvedik bu ülkede bir fenomen. 2000'lerin başı mıydı yok? 2000 kimdir, ne zamandı? Recep İvedik kimdirle başladık ha? Evet evet tabii oradan başlayalım ki. Neymiş bu Recep İvedik meselesini bence bilmeyenler vardır yani. Bu ülkenin de en çok izlenen filmlerini yapan bir kardeş ikili. Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar. Arkadaşlar Togan Gökbakar bu arada hep şeyi de anlatılır. Üniversitede ne kadar parlak bir öğrenci olduğunu. Kesin benim sınıf arkadaşım da. Sen tanışıyorsun filan da. Evet. Sonra kariyerini sadece Recep İvedik'ten ibaret. Evet ve bunun hep eleştirisi de yapılır işte. Şahan da ilk döneminde çok böyle sevilen skeçlerle ortaya çıkıyor. Dikkat Şahan çıkabilir de. Sonra talk show'lar falan da yaptı. Sonra da Recep İvedik müthiş bir başarı elde edince onu bir seri filme dönüştürmek suretiyle bütün hayatını aslında Recep İvedik'e gömdü. Kariyerini, hayatını. Ki bir sorun yok tabii ki. Gerçekten her film yani 5-6 milyon bazen 7 milyon insanı sinemaya götürüyordu. Bunlar da tabii ki inanılmaz gişeler ve inanılmaz bir maddi dönüşle ekonomik başarıyla sonuçlandı. Büyük tartışmaları da getirdi. Zamanında da yani sosyologlar üzerlerine yazdı. Recep İvedik neyi temsil ediyor? Recep İvedik savunanlar oldu. Recep İvedik akademik olarak da savunuldu filan. İşte eski Yeşilçam özellikle Kemal Sunal'ın oynadığı karakterlerle karşılaştırıldı gibi çok tartışılan bir karakterdi hakikaten. Fakat işte bu yolculuğa bir bakmak gerekirse de özellikle birkaç film sonra ilk birkaç film biraz daha pataküte komedi filmleriydi. Sonra biraz da zamanın ruhundan çok etkilenen ve onunla etkileşime giren bir şey haline geldi Recep İvedik. İşte Recep İvedik Survivor'a gitti. Recep İvedik Türk bayrağı sırtında taşıyarak olimpiyatlara gitti falan. Bir nevi yani AK Parti döneminin aslında bir simgelerinden de biri haline geldi. Yani medya ayağındaki simgelerinden. Son 20 yılın içinde gelişmiş bir popüler kültür figürü çünkü. Evet. Yani AK Parti kültürüyle etkileşen, onun içine doğmamış olsa da onunla beraber bir kümelenen bir şey haline geldi. Biz burada Recep İvedik'in 7. filmi açıklandı ve Disney'e çıkacağı söylendiğinde bir aramızda bir geyik yapmıştık burada aylar önce. Acaba özellikle işte Şahan Gökbakar'ın bu orman yangınları esnasında ki tavrına da bakılırsa acaba politik bir film biraz olsun en azından politik bir film gelir mi diye bir soru atmıştım. Ben gelmez demiştim. Yani şöyle demiştim. İçinde göndermeler olur ama hani o kadar da olmaz. Hem Disney'de yayınlandığı için hem de bir bu kadar çok izlenen bir mizahçının böyle politik bir film yapabileceğini düşünmüyorum diye direkt söylemiştim hatta. Evet. Ben de galiba tam tersini söylemiştim. Bence gelecek bir şey demiştim. Hatırlamıyorum sizi ikiniz de. Ben kendi dediğimi hani hatırlıyorum. Sanki öyle hatırlıyorum. Ve evet. Benim hiç olmadı tabii. Tutmadı bile yani. İzledik işte. Evet arkadaşlar ilginç bir film gerçekten. Çok ilginç. Öyle mi? Sen de izledin mi? Ben de izledim. Çıkar çıkmaz ilk gece izledim. Çünkü gerçekten bu anlamda bir beklentim vardı benim. Yani Recep İvedik yine şehirde kendi mahallesinde Güngören'de başlıyor hikaye. Bu arada ben ilk ikisini izlemişim ya da üçünü. Sonrakileri bilmiyorum orada neler yaşandığını. Sadece böyle afişleri var kafamda ki onların da hepsi birbirine benziyor zaten. Güngören'de mahallesinde başlıyor. Bir sebepten işte ailesinin ona kalan bir köy evi falan filan varmış. Bir şey varmış. O köye gitmeye birazcık oraya yerleşmeye. Oraya ama galiba gidiş sebebi bile politik değil mi? Ya çünkü oraya geliyordum. Faturalar feci hale gelmiş. İşte doğalgaz faturası da elektriği de o suyu
şuydu, bu suydu. Bir panik içinde Recep İvedik. Ülkenin ekonomik durumu yüzünden. Aslında bir panik içinde ve orada hayatı nasıl devam ettirebileceğinin bir yolunu bilmiyor. O yüzden köye gitmeye karar veriyor. Köye gittiğinde de orada köyün tabiatını ele geçirmeye çalışan bir kocaman bir inşaat projesi var ve köy halkını kandırmaya çalışarak onlara ait olan topraklara çökmeye çalışıyorlar filan. Gerçekten son derece politik, neredeyse Kemal Sunal filmlerini andıran türden bir yapısı da var. Çok bence eskisi kadar pataküte insanları güldüreyim ve başka bir şey umurumda olmasın o tavır, yani ara ara skeçler giriyor ama ana izleye çok yaslanıyor, yani bu hikaye anlatma kısmına çok yaslanan bir film olmuş. Yani Recep İvedik'ten mizah anlamında ne beklersiniz, o herkesin kendi tercihi. Yani ilk iki filme güldüğünüz yerler olmuştur, gülmediğiniz, sıkıldığınız yerler, kaba bulduğunuz yerler olmuştur. Fakat direkt olarak bunun dışında aslında değerlendirmesi gereken biraz bence bir filme imza atılmış. Zaten şu anda aktroller başlamışlar Recep İvedik izlemeyin. Bir boykot başlamış diye. Belki izleyip bunu yazıyorlar. Yani kendileri izlemiş, izlemeyin diyorlar. İzlemişsiniz zaten. İzlemişler, yani üstlerine de alınmışlar ve lütfen bizim kötülendiğimiz filmi hiç kimse izlemesin diye yoldaşlarına çağrı yapıyorlar. Öyle değil mi? Halbuki enteresan bir şekilde film bence de fazla politik. Özellikle bu kadar popüler bir figür için gerçekten fazla cesur. Yani şu anda şeyi konuşuyoruz, hani Emin Alper'in Kurak Günleri vizyonda ve ülke gündemiyle kurduğu bağlantı. Ya bunun da bağlantıları çok direkt. Yani öyle gönderme falan değil. Yani açılışta da şeyi izliyoruz. Bir kanal hayat çok pahalılaştı diyor. Diğer kanal hayat çok güzel diyor. Sürekli onu vurguluyor falan. İşte bu ampullerden nefret ediyorum, bu ampulleri kapatmalıyız gibi şeyler. Yani inanılmaz fazla gönderme var. Ali Ağoğlu var. Yani Ali direkt Ağoğlu olarak var. Onun temsili biri var. Mehmet Cengiz milletin anasına diye küfür eden var. Her şey var yani. Bir sürü böyle yerini bulan gönderme var. Zaten böyle ekolojik, feminist şeylere de giriyor kendince. Yani bunları tabii ki bu düzlemde konuşmayacağız. Yani öyle derinlikli bir şeyden bahsetmiyoruz ama en büyük bence fark bir halk kahramanı olarak ilk kez Recep İvedik var. Yani diğerlerindeki karakter belki sembolik olarak yine halkın içinden bir karakterdir ki o yüzden öyle seviliyordu. Yani kahraman anlatısını değiştiriyor daha doğrusu. Evet. Recep İvedik'in o bir direniş figürü yapıyor. Yerleştirdiği yani kahramanlık imajını bayağı tersine çeviriyor. Yani ağaçlar kesilecek ve bu ağaçlara karşı direnen, onu engellemeye onu çalışan, örgütleyen köylülerle birlikte ve bir avukatla birlikte, kadın bir avukatla birlikte yapıyor bu arada. Birlikte bu direnişi oluşturan kişi. Ben çok şaşırdım. Yani Disney'de gösterilmesi ayrı bir şaşırtıcılık kısmı. Şahan Gökbukar'ın, hani biliyoruz tabii ki Twitter'dan, bu son orman yangınlarıyla birlikte başka bir şeye büründü. Bu kadarını beklemiyordum. Birkaç programını izledim film izledikten sonra. Programlarda tabii ki hiç öyle muhaliflik yapmıyor. Biliyor ben, çünkü yaparsa ne olacağını, evet, yani. Akıllıca da bu arada yani onu orada savunmuyor. Ben filmi yaptım diye. Filmde zaten tabii ki mesela temelde şeye kim karşı çıkar? Ülkenin ağaçlarının kesilmesine, doğaya. Hani bunlara kim karşı çıkar mesela? Temelde kimse çıkmayacağını düşünürsün. Ama çıkılıyor yani. Bunun üzerinden rant dönüyor. Bunun üzerinden siyaset dönüyor. O yüzden bence cesaretse mevzu gayet cesaret. Tabii tabii. Bir de çok basit bir yerden anlatıyor ya inatla her şeyi yani. Aslında o göndermelerin bu kadar apaçık ortada olması ya da hikayede aslında hani nüanslı hiçbir şeyin olmaması, hani arka planda da başka bir şeyin olmaması, sürekli böyle gözüne gözüne her şeyin sokuluyor olması asıl mesele de biraz orada gerçekten. Hani yaptım diyebileceği bir şey de yapabilirmiş. Yaptım, benden çıktı, rahatladım. İmad edebilirim. İmad edebilirim. Hiç öyle değil yani. Pataküt. Filmin derdi bu. Yani bunu yapmak için yapılmış bir filme benziyor. O tarafı tuhaf. Ya Şahin Gökbakar mesela keşke geçmişiyle biraz öz eleştirel olarak yüzleşse ya. Yani Recep İvedik zaten bütün o geçmişi, o yozluğun içine atılan bir küreklerden biri. En büyük küreklerden biri hatta. Şu andaki yaptığı şeyi hiç kıymetsiz bulmuyorum bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Hani seçime bu kadar kısa bir zaman kala ve bu kadar hayati bir seçimin öncesinde hem Şahin Gökbakar gibi bir figürün hem de yarattığı, Recep İvedik'in üzerinden yarattığı politizeliği asla kıymetsiz bulduğum için değil ama hep mesela yani kafalarda bir soru işareti ister istemez oluyor ya yani. Yani ne düşünüyorsun mesela yani o masaya oturmakla ilgili, o el sıkışmalarla yasayı ilgili, yasayı imzalamakla ilgili, Sansürlük, ne bileyim birkaç fotoğrafı var aynen yani. Siyah boğazlı kazayı hiç unutmuyorum değil mi, böyle ikonik ki herkes orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında sonrasındaki açıklamaları var birlikte, yanlışım yoksa Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, evet, Mahsun Kırmızı evet, Gül evet, Mahsun evet, Kırmızı Gül'de var şu an, dördü birlikte bir açıklama yapıyorlar. Evet, o konuşmuştuk ya burada evet. Şey diye, tek adamlık ne güzelmiş ya, bir gecede yasa çıktı diye teşekkür de ettiler ya hatta.
Neyse yani işte. Ama bu dedin gazetecilikle alakalı değil mi? Mesela kim mesela soruyor ki bunu? Mesela ben baktım Şahan'ın programı. O programda sorulmadı mı? Şahan Gökbakar birkaç programa çıkmış. İki programını gördüm. Ya keşke mesela o döneme dair ne hissettiğini ve o dönemden bu zamana neler değiştiğini yani bunları mesela. Bunu gazetecinin sorması evet lazım. Yani hani bunları konuşmak daha kıymetli geliyor bana biraz. Bu, evet. Gezi yoksa... döneminde gösterilen Erdoğan belgeselinde şeyi vardı, bir anısı vardı. Tabii ben ki. Onu anlattığı bir şeye denk gelmiştim. Hani beni işte çağırdılar, ben Gezi döneminde yayınlanacağını bilmiyordum. Cumhurbaşkanıyla anısı olan, o dönem başbakandı herhalde. Başbakanla anısı olan insanların hikayelerinin anlatılacağı bir belgesel çekiyoruz. Gel sen de anlat demişler. Benim yok demiş. Gel ya uydururuz demişler. Gel yazarız ya burada bir anı. Benim yok ama böyle bir şey olmuştu falan diye aklına bir şey gelmiş. Bir işte gitti kahvaltıda mı yemekte mi sarayda ya da o dönem saray yoktu başka bir yerde neredeyse. Çankaya'da herhalde. O dönem saray yoktu. Ya nereden nereye gelinmiş zaten şu an. Saray bir günde oldu saray. Aynen. Oraya gitmiş ve orada işte tombişim demiş buna evet. Erdoğan. O meşhur hikaye var belki. Aa, tabii. Tombişim mi? Belgeselde tombişim demiş. Ne yapıyorsun tombişim? Nasılsın tombişim demiş ki hiç tanışmıyorlarmış orada. Müthiş bir hikaye bence. Orada Kenan İmirzalı'nın hikayesi de çok efsane. Neden? Neydi? O da çünkü hikaye. Ne haber uzun mu demiş ona? Adam böyle düşünsense. Reis böyle iletişim kuruyor. Ne haber? Büyük burun. Ne haber? Tombiş, uzun, ne yapıyorsun? Böyle ilk insana baktığında ilk gördüğü şeyi söylüyor. Yok oradaki belgeseldeki komik şey de insanların anısı yok aslında. Hem olanlar var tabii ki, olanlarla yapılmışsa bazılarının yok. Ve işte Şahan'ınki gibi. Kenan'da da hiçbir anı yok, telefonda teşekkür etmiş. Onu bu yani. O yüzden bir komikti yani. Yani sırf orada durması, o, sembolik olarak Kenan İmirzalıoğlu'nun belgeselde olması önemli ya. İnanılmaz bir şey anı gerçekten ya. Neyse, abi of, ne acayip ya düşününce. Şimdi şeyi söyleyelim, samimi bulup bulmamak zaten insanların kendi inisiyatifinde. Samimi bulmak başka bir şey zaten. Çünkü bunu niye konuşuyoruz? İnsanların geçmişinden dolayı hesap sormak değil. Bir mahkeme değil ama... Hayır tabii ki ya. Ama yani yarın bir gün... Ne olacağını da bilemezsin ya. O yüzden yani bu ülkede hiçbir ünlü isme güvenemiyorsun ya. Şahan Gökbakar'ın özelinde söylemiyorum. Ya insanlar belli nedenlerle belli durumlara göre bir hal, bir farklı pozisyonlar alabiliyorlar. Evet. O yüzden samimiyet kısmını artık herkes kendisi karar verir. Yani izleyenler, sevenler, sevmeyenler kısmı. Ama her şeye rağmen bence bunun gündemde bir değeri var. Recep İvedik'in dönüşümü. Şöyle, yani bu dönüşüm çok acayip. Ya gerçekten Recep İvedik bile isyan ettiyse gibi bir durum yaratıyor tabii ki. Ya yani Şahan Gökbakar'dan bahsetmiyorum. Recep İvedik gibi bir karakterin bile bir direniş örgütlemesi. Cengiz Holding'e karşı yani tabii ki bunun bir haber değeri var yani. Peki nasıl acaba izlenmesi? Onu bilemeyeceğiz. Çünkü yani bir yandan da Disney seyircisinin seyircisi mi? Recep İvedik'in seyircisi mesela şey mi? Yani bir dijital platforma, ikinci bir dijital platforma bir de Netflix'in dışında. İkinci bir dijital platforma para veren seyirci mi? Recep İvedik'in seyircisi diye merak ediyorum. Şahan'a sorulmuş bu Instagram'da. Neden işte sinemaya gelmedi Disney falan. Şahan da bir matematik hesabıyla cevap vermiş işte. Sinemaya gitseniz şu an bilmem kaç bilet alacaksınız. Bilmem kaç para vereceksiniz. Buraya 60 liraya abone olup isterseniz. Orada ekonomi şeyini vurgulamış. Aynen yani. 10 kişi izleyebilirsiniz. Bu bence şu anki koşullarda daha uygun evet. Demiş. Haksız da değil yani. Değil tabii. Buradan bakarsan. Yok sadece o bir kültürel bir şey ya. Hani ama kredi kartıyla bir şey almak falan. Hani ya o tek seferlik bir şey değil yani. Sinemaya evet. Gitmenin vermiş olduğu alışkanlık ama orada. Bir etkinlik dedi. Evet abi olarak. İnsanlar hala benim babam mesela yani ölse bitse ya benim babam bir örnek değil abi burada 80 yaşında adam da. Yani çoğu insan o internete kredi kartını vermek bile bir güven sorunu ya. Yani daha o aşılamadı bizim ülkede diye söylüyorum. Ama Recep İvedik o kredi kartını verdirecek bir nadir figürlerden biri. Anladım. Ya şöyle düşün yani 6 tane filmini milyonlarca insan sinemaya gitti yani şu anki koşullarda. Evet. Kaba bir komedinin Türkiye'de zaten karşılığı var yani. Biraz Recep İvedik oradan da tuttu. Kaba, küfürlü, seksist. Yani bir durum komedisi yaratmaktan çok olabilecek en kötü erkek modeli ya gerçekten. Bunun yani. Bir karşılığı vardı yani. Burada da var yine bu mizah bu arada ama biraz daha bence bir frene bir basılmış. Biraz daha başka şeylere alan tanımış yani. O anlamda enteresan. Tabii başka karakterler bazı işleri hallediyor yani. Recep İvedik sadece bir kısmını yönetiyor. Tabii avukat kadın falan. Var bir kere. Kadın bir avukat var. O mesela önemli bir tarafı bu direnişin. Yani evet bir de öyle referanslar ki hani sürekli konuşuluyor. Sinemamız Gezi filmi yapamadı, yapamıyor. Yani kimse bence Recep İvedik'in bir Gezi filmi olmadığını iddia edemez. Yani çok çünkü çadırlar var, gelen gençler destek var. Kaz Dağları'nda yaşananlar ya da yani bunları andıran
Direkt o imajlar var yani. Kendi yaşadığı bölge belli ki yani şey, tutarsız da değil aslında. Çünkü onun benim anladığım kadarıyla gündelik hayatını birebir etkileyen bir durum doğa katliamı. Hal böyle olunca tabii ki yani başkasının derdine empati yapmaya zahmet de etmemiş oluyor. Bizzat kendi derdinin bir yansımasını yapmış olduğu için. Sırf o da değil ama hani ben öyle bir şey mi çıkacak acaba diyorduk. Özellikle poster geldikten sonra işte ağaçlar varsa acaba. Direkt çevrecilik üzerinden akan bir şey de değil sadece. Yani ondan fazlası var bence. Yani ben şey ekledim en son olarak. İçinde bulunduğumuz karanlıkta en çok böyle mizahçılardan bir şey bekliyorsun. Tabii ki çok iyi mizahçılar var. Özellikle yeni stand-up yapan bir sürü isim var. Ya da YouTube'da mizah yapan çok iyi isimler var. Onlar bir şekilde gündeme ya da bu karanlığa dokunuyorlar ama popüler isimlere baktığımızda durum gerçekten vahimdi. Birkaçını zaten umurunda bile değil. Yani Atta Demirer falan ya gibi isimler. Ama hiç yani, o zaten evde yok ama. Hayır işte umurunda değil diyorum. Ya da mesela evet. Cem Yılmaz gibi böyle. Bence o daha büyük. Cem Yılmaz gibi muhalif takılanların ne mizah evet. yaptığını falan da görüyoruz. Atta Demirer evinde kendi kendine abi adam yemeğini yiyor. Şarabını içiyor. Arkadaşları var. Yok eleştirmesi tamam söylemedim abi. Ben de. Ben Cem Yılmaz'ı eleştiriyorum canım. Çünkü muhalif zannediyor kendini. O çok daha büyük bir şey. Yılmaz'ın tweetleri böyle bir makine tarafından generate edilmiş gibi. Yani. Evet abi. Hani belli konseptleri tamamen dışında tutarak. Yılmaz Erdoğan spiritüalizmle kafayı tabii. bozdu falan. Bunun yani Şahan Gökbakar'ın öyle küçük müçük de değil. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Ben Bam diye bir filmle gelmesi. Evet. İlginç. Bu arada Togan Gökbakar'ın yönetmeni. Konuyu kapatamıyoruz ama gerçekten ya bu konu için bir saat de konuşabiliriz. Çünkü bu yani Kral Tan'da her zaman gündeme getirdiğimiz mevzu. Ben zaten hep şaşırıyorum. Ülkede bu kadar şey olurken bu isimler ne yapıyor mesela? Yani gerçekten ne yapıyorlar? Tamam okey para kazanıyorsunuz. Bir gelecek kuruyorsunuz. Ama ya, etkilenmemek mümkün değil ya. Yani inanamıyorum sana. Yani bir zamanlar Vizontele'yi yapmış. Bir de tiyatro yapmış. Adamdan öbür dünyaya gittiğinizde de sevdiklerini sizle beraber gelir gibi saçma sapan şeyler izliyoruz. Yani bu inanılmaz bir şey yani. Arkadaşlar ölüyorsunuz ama ay ölüm sonrası bir güzel ki ama. Ay benim bütün sevdiklerim yanımda. Hayal ettiğim mor gökyüzü orada. Ölümü romantize eden bir yer deniz orada. Yani. O yüzden bunun çıkmasını yani benim hoşuma da gitti böyle bir şey olması. İyiden kötüden yani burada bir şey var yani. Bu bir şey demek istiyor. Ve yıllar sonra bence konuşulacak. Bayağıdır gördüğümüz en gerçekçi komedi filmi ya. Yani evet. Gerçekçi abi ne diyorsunuz bir ya? Komedi. Evet ya öyle yani. Ulan vallahi izlemediğime bir pişmanım ya. Daha uzun uzun konuşulur bu mevzu zaten. Bu arada Recep İvedik Disney'in bu aralar şapkadan çıkardığı tek tavşan değil. Gülse Birsel'in yılbaşı için yaptığı bir yılbaşı filmi geliyor. Yılbaşı Gecesi adı. Bir diğeri de sanırım Ata Demirer'in filmi de onlardaymış. Bursa Bülbülü. Bir nevi Türkiye'nin şey olduğu gibi dişe depolarında. Aynen öyle. Afişleri şöyle sökmüş yani Disney. Ki bunlar şu anda gişeye de iş yapacak filmlerden. Tabii canım. Artık hani çoğu film yapmıyor ama bu tarz filmleri hala iş yapan filmler. Yani Ata Demirer'i bilmem de yılbaşı ve Recep İvedik'in çok inanılmaz iyi yapacağına eminim. Atademirer de yapıyor. Atademirer de şey çok iyi. Gişede belli bir istikrarı var yani. Var mı? Düşmüyor bir şeyin altına. Çünkü Gülse Birsel'in filmi tam bir kafalar filmi yani. Herkes orada. Benim gördüğüm bir kadarıyla. Bir de aile arasında da herkes o kadar gülmüştü. Evet evet. Eğlenmişti ki çok insanlar öyle bekliyor. Malta inanılmaz evet, gülmüştü hakikaten aile arasında. Oha! Ki evet. O şey gibi değildi hani atıyorum Şahan Gökbakar filmi gibi güçlü görünen bir film değildi ilk çıktığında gişede. Gerçekten zamanla ulaştı ona. Böyle birkaç haftada geldi o şeyler. Kulaktan kulağa kendini iyi hissetti. Yine o zaman çıkanla çalışıyor. Evet aynı ekip. Ama bunun gişede olmaması enteresan. Yani Disney olduğu için bence yani. Büyük şeyler. Ya ben şuradan ölçelim. Gişede bu filmler ne kadar gişe yapıyordu? Bayağı oturmuş hesap yapılmış. Disney'de bir anlaşma önermiş yani. Tabii Disney yani. Bundan fazla bir şey verdi demek. Bu da çok ciddi bir rakam demek. Bir de ikisinin de yapımcısı BKM değil mi? Gülse Birsel'inki de Atademirer'inki de öyle olmalı. Emin değil. Gülse Birsel'in BKM. Atademirer'inki de kesin olmuyor. Öyledir. Evet bilemeyiz arkadaşlar. Yani zenginin parası gelen biz zürdün çenesini yoruyoruz. yok ama bunu şeyden konuşuyoruz. Disney o hata bir gerçekleştiremedi hani. Çok ses getiren, çok konuşulan dizi, film daha henüz girmedi. Bu üçü ya dizi bir şey demek çok olabilir. Kötü bence ya. Ya bu dizileri kim yapıyorsa çok kötü kararlar veren birileri. Başındaki karar vericilerden evet. bahsediyor. İşte bu, karar merci diyorsun. Evet aynen. Kim veriyorsa bu siparişleri veyahut gelen işlerin kabul kapısında kim duruyorsa çok yanlış isimler. Yani çok çok kötü kararlar. Kaçış bölümlerimizi izleyebilirsiniz. Bu neden böyle olduğunu. Şey de değil. Yani Netflix de kötü iş yapıyor ama bir konuşturan şekilde iş yapıyor. Konuşturan iş yapıyor. Yani leşi izlenebilen bir leş oluyor. Yani daha eğlenceli bir leş. Bu mesela ya kaçış o işte Dünya ile Benim Aramda falan. Ya şey olamıyorsun. Cringe bir yerden bile bağlanamıyorsun diziye. O daha çok iddialı kötü. Bir de Disney'in işleri. O yüzden yani. Çok itici zaten. Kaçış yani evet. Savaş fotoğrafını yani, evet. anlatan bir dizi değil. Böyle
böyle hani eğlence, yani Pelopalas mesela, yani korkunç bir şey ama mesela izlerken hani o eğlenceni hatırla, hani gülüyorsun, eğleniyorsun. Şimdi orada öyle bir şey de yok yani, kanın donan bir kendini mesela, ciddiye alma ve gerçeklik var. Kaçış kendi, çok kötü. Kaçış kendini çok ciddiye alıyor mesela, yani hiç öyle bir şey yapmaması gerekmesine rağmen. Öteki taraftan da Ben Green'in mesela konusu sebebiyle kendini ciddiye alması gerekiyor. Hiç almıyor, çok o kötü. O da hiç ciddiye evet. almıyor falan. Gerçekten... Acayip kötü yani. Yani hikaye alımları çok yetersiz. Peki, evet çok doğru. Mesela bunlardan Ben Green'e hiç devam edilemedi. Biz mesela eğlencesine kaçış yapılan bir şekilde devam ama edelim. O da toplu diye. Dördümüz. Ama Ben Green'e devam edilemez. Gene tek olsak gene devam edemeyiz. Kaçış tabii bizim için bir Suadiye Çetesi eventiydi o yüzden. Ya bazen böyle yemek yemeye dizi ararsın ya. Ben genelde bu tip şeyleri... Deli misin? %100. Orada böyle yemek, yani yemekle bile açısım gelmiyor Disney dizilerine. İşte mesela. Benim de o ya. Aynen. Ben de kötü Türk dizisi severim de. Çukur gibi bir şey değil. Diziler. Evet aynen. Bak bir ulusal kanala yapılan o Çukur gibi bir şey bile değil yani. Burada acayip bir buz gibi bir... Emin Alper'in dizisi geliyor. Göreceğiz. Aa, o da Disney. O da eyvallah olsun. Hiç ümidim yok vallahi söyleyeyim. Yani değil Emin Alper, Sofia Coppola çekse bir ümidim yok benim. Zaten yani yapıyla ilgili problemler var. Evet malum konuya geçelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde konuk olarak da buraya aldığımız Emin Alper'in filmi Kurak Günler için bakanlıktan aldığı destek parası geri istendi. İmparatorluk tarafından. Ülkemizin Kültür Bakanlığı arkadaşlar biliyorsunuz filmlerimizi, yönetmenlerimizin ne çekip fonlayan, bizim evet. Sinema biletine verdiğimiz paradan kesilen vergiyle yönetmenlerin hakkı olan, ona bir kez daha açıklık getirelim gerçekten. Çünkü böyle... Evet, yönetmenleri yani iyi projelere verilen, yani verilmesi gereken kalifiye, diğerlerinden ayrılan işlere verilmesi gereken bu desteği geri çekti. Kurak Günler'de biliyorsunuz açılışını Cannes Film Festivali'nde yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde de vizyona girdi. İlk gişe rakamları da geldi bu arada. Evet, günleri. Ben kazanacak gibiyim. Sen kazandın bile. Devreye şey girdi. Neye girdi? Bakanlığın desteğini geri almasıyla bir dalga yaratıldı. Ben onu bilemem ki hayatım ama. Hayır tamam sen haklı. Ay ben parayı alacağım her türlü. Çok ayıp edersiniz. 50'şer vereceksiniz bana. Ha paralı iddiaya girmiştik. Kaan'cım lütfen kayıtlarda var bir de. Varsa var kendini çok küçük duruma düşürürsün. Aman diyeyim 50 lira için. galiba 200 bini görecek. Çok galiba. İyi. İkinci hafta belli eder ama şu anda 51 bin ilk 3 gün. 3 günde 51 bin yani 200 bini geçebilir bile eğer şey i̇şte artarsa. İkinci hafta biraz gösterecek. İkinci hafta ama bence word of mouth inanılmaz yürü diyor bence. Çünkü yani benim gördüğüm yorumların %80'i filmin iyiliği ve herkesin gitmesi gerektiği üzerine. Ben bile 5 tane bilet aldım ya. Ben almadım ha. Babamla Ozan gitti. Gözde'nin ailesi Gözde hep beraber onlar için gitti. Ne diyorsun beş, ne tatlı. Ozan sen ne düşünüyorsun Kurak Günler hakkında kardeşim? Ben çok beğendim ya. Güzel. O zaman da fena gişe sinefili değildir yani. Güzel. Ben de ulan utandım hakikaten. Ben de bilet alayım. Kime alayım ben? Ailesini izletmiş. Sen de varsa izleteceğin biri. İzlet. Evet. Ailen. Evet. Diğer konuya geçebilirsin. Aileden yok ya. Uzun zamandır belki de Parazit'ten beri, Parazit'te kaç yıl oldu? 3 yıl falan oldu. Böyle bir hani word of mouth'la yürüyen bir kampanya görmemiştik. Yani sinemalar adına da umut verici. İnsanların Türkiye sineması adına bence ya gerçekten çok insanın içini yükselten bir şey yani. Bir tek eleştiri getirenler de var. Onları da soracağım tabii, size. Tabii. Hani bunu işte Emin Alper büyük bir PR kampanyasına dönüştürdü. Sanki bütün insanların itirazlarını kendi alıp yüklendi ve kendi için bir hareket alanına dönüştürdü filan. Buna dair ne düşünüyorsunuz? Dönüştürdü. Şimdi dönüştürmesinde bir sıkıntı evet, dönüştürdü tabii ki. Yani elbette. Bence yapılması gerekendi. Neden? Geldiğimiz noktada bir film resmen içinde bulundurduğu hani hem hikayesiyle hem yönetmenin politik çıkışıyla iki erkeğin arasındaki hani ilişki nedeniyle hani orada kandan beri o yükselen Kuyum dalgayı da görüldüğünden sonra Kuyum Palma aday gösterisi adaylığından sonra pardon. Ki orada bir adaylı da yani kendi seçtiği bir adaylık değil. Vurguluyor. Ama yani şey iki erkek olması, iki erkeğin arasında cinsel bir ilişki olması tabii ki devleti şu anda savaş açtığı, bir devlet politikası haline getirdiği homofobiyi karşı filmin bunu kullanması kadar doğal bir şey yok. Yani bu şeyden değil çünkü. Şimdi PR var, PR var. Yani bazı şeyleri iki yüzlü bulabiliriz. Ben mesela örnek vereyim bir tane. Mesela Kıvanç Sezer CGV ile anlaştı zamanında. CGV herkesin bildiği üzere dağıtımda bir tekel. Bir zamanlar %65, %70
gelecekmiş gibi bir şeydi. Ve vizyonun yelpazesini daraltan, bağımsız sinemaya gerçekten yer bulmasını engelleyen bir yapıydı. Kıvanç Sezer daha fazla seyirciye ulaşmak için, bu da hakkı bu arada, bu yüzden eleştirmem asla hiçbir yönetmeni, CGV ile anlaştı. Sonra CGV filmin ikinci haftada dağıtım ve salon sayısını düşürünce birden şey kampanyası yapmaya başladı mesela sosyal medyada. Salonlarda yer bulamıyoruz. Salonlarda yer bulamıyoruz. Bağımsız sinemaya daha fazla yer verirsin diye böyle yönetmenleri etrafına toplamaya, seyircileri toplamaya falan çalıştı. Mesela bu çok ikiyüzlü bir tavırdı yani. Çünkü sen zaten bir tekerle anlaşıyorsun. Teker seni de ezdiğinde bu kez bağımsız sinemayı kullanarak destek arıyorsun. Yani burada böyle bir durum yok. Yani bir filme karşı bakanlık, Emin Alper sembol tabii ki yani. Bakanlık ilk kez mi açtı böyle bir savaş? Hayır tabii ki. Bunun bir geçmişi var. Yani onu da bir biraz belki anlatabiliriz. Bakanlık zaten yani. Genelde vermemekle zaten. Tabii ki. O sansürü yapıyor en başından. Ya buraya, şimdi buraya nasıl geldiğimiz bir vites var. Artmış yani. Hani. Evet, biraz motoru değişmiş gibi. Mekanizma değişmiş artık. Yani artık tamamen bir de verdiğini de geri istiyor. Ya zaten vermiyordu. Tam olarak öyle yani. Şeyden çok rahatsızlar mesela. Bence bu kurak günleri buradan ayırabiliriz. Film iki erkeğin aşkını anlatmıyor tabii ki. Hani o yüzden belki queer film mi değil bunu uzman değiliz bu konuda. Birileri tartışabilir. Ama sonuçta iki erkeğin arasında bir ilişki var filmde. Ve şu anda devletin en büyük savaş açtığı alanlardan birisi bu. Ve bundan çok rahatsızlar. Bu filmin böyle büyük ses getirmesi ve finaliyle birlikte yani ülkeyle bağlantısı falan da çok sert. Ve bunu biliyorlar ve buna bir savaş açıldı. Ve tabii ki bu kullanılacak ve bu kullanıldığı şey bu arada sadece filme yaramıyor. Yani kurak günlerin çok izlenmesi şey değil yani. Bir bağımsız film çok izleniyor. Sinema ile ilgili ben bir şey olarak görmüyorum. Burada bir şey var yani şu anda içinde bulunduğumuz duruma dair insanlar bir filmde bir şey buldu. Beraber aksiyon alabilmenin bir yolu. Aynen. Zaman. Ha şey de tartışılabilir. Filmler buna mı hizmet etmeli? Bir film buradan mı? Bunlar başka konular yani. Ama insanlar şu anda sinemaya gidiyor çünkü bir bakanlığın yaptığı bir şey karşı bir hamle alıyorlar. Örgütlü bir şey dönüştü. Güzel bence yani. Bu olmasa da başka bir PR var zaten. PR var yani. Yok, PR olan bir şey. Kesinlikle öyle ama zaten bence buradaki asıl durum yani PR'ın üstüne çıkmasının asıl meselesi filmin iyi olması. Yani tabii filmi iyi olduğu için zaten Emin Alper buna güvenip böyle bir örgütlenme talep edebiliyor. Çünkü yani aynı şeyi mesela Kız Kardeşler de yapsaydı ya da Abluka gibi hani seyirciyi bu kadar içine dahil eden bir senaryo yapısına sahip olmasaydı diyelim. Her anlamda film hem çok iyi bir film hem de Türkiye seyircisinin yani ortalama bir seyircinin illa böyle hani entelektüel bağımsız sinema izleyicisi değil tırnak içinde hepsi. Ortalama seyirciyle de bağ kurabilecek bir senaryo yapısına ve hikaye akışına sahip olduğu için zaten bu PR'ı bu kadar özgüvenle sunabiliyor ve altını dolduruyor diye düşünüyorum ben her şeyden önce zaten. Ama evet. Asıl en eleştirildiği nokta tabii yani bir queer film mi değil mi? Dediğin gibi biz bir uzman değiliz. Queer sineması uzmanı değiliz. Ama benim yani fikrim sorulsaydı yani Zeynep sence bu bir queer film mi? Denseydi bana. Hayır değil derdim. Çünkü yani izlediğim diğer queer film örnekleriyle taban tabana zıt sadece hani örtük bir eşcinsellik iması üzerine etrafına aslında bir linçti saran bir film ya. O yüzden hani bu bir queer film. Dolayısıyla Emin Alper konuşmalarında LGBTİ artıları geçirmeliydi. Bu beklentiye %100 hak veriyorum. Kesinlikle geçirmeliydi ama film queer bir film olduğu için değil. Yani Emin Alper solcu bir yönetmen olduğu için ve burada LGBTİ artılar. Ya onun filminde direnişi başlatan ve aslında linci başlatan mesele olmasının yanı sıra homofobi. Ya şu anda kendine solcuyum diyen herkes LGBTİ artıları hakkında konuşmakla yükümlü. Dolayısıyla ben bu beklentiyi haksız bulmuyorum insanların. Tabii ki. Çok haklılar. İki tane yani büyük konuşması oldu. Bir tanesi açıklama metni. Bakanlığın açıklama metni. Bir diğeri de Antalya Altın Portakal'daki konuşma. Her ikisinde de queer bireyler çok doğal olarak bu beklentiye girdiler. Her ikisinde de beklentilerini alamadıkları için tepkililer ve haksızda bir tepki olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Tabii olabilir. Diğer eleştiri kısmında bir de yani Zeynep'in şey dediğine katılıyorum bu arada. İyi bir film olmasaydı. Yani iyi tabii ki göreceli bir şey. Yani kime göre iyi, kime göre kötü. Kimi filmi sevmeyebilir ama buradaki iyiden kasıt şey yani seyircinin gerçekten bağ kurabileceği ve estetik olarak da etkileneceği bir iş var. En azından çoğunlukta böyle bir etkisi olduğu görülüyor. Bazen bazı filmler sinemanın ötesine geçer ya. Yani bu sosyolojik bir vakaya dönüşür. Bazen hani iyinin kötüsünün ötesine konuşursun. O yüzden yani Kurak Günler'in bu yaptığı PR kadar haklı bir PR olmaz. Bir de gerçekten seyircide gerçek bir PR duygusal yani. Bir karşılığı oluyor gerçekten. Yani Emin Alper bir PR organize ediyor. Bir direniş filmiyle. Direniş filmiyle ilgili bir PR organize ediliyor ama bunu zaten seyircide birebir bir duygusal karşılığı oluyor o salondan çıktıktan sonra. Yani ulan ben neye alet edildim gibi bir
hisse ya çıktığını zannetmiyorum. Zaten gitmezler ya. Film iyi olmasa seyirci zaten gitmez. Aynen öyle. Hayır, ilk defa. Yani şu anda seyir, yani gidenler özel gösterim ve festivalde izleyemeyen asıl yani halk izliyor ya şu anda. Yani filmin iyi olup olmadığını da aslında bir, yani sadece eleştirmenlerden duydukları kadarıyla biliyorlar yani. Ama yani çıkanlar da şu anda hani aynı hisle ve duyguyla çıktığı için PR şöyle rahatsız eder ve mideni bulandırır. Hani ulan ben neye alet oldum dersin. Biz bunun için mi beşer onar cebimizden bilet alıyoruz ve hani ya böyle politizmin içine sıçayım abi, bu ne kötü bir film dersin mesela. O değil ya burada. Ya film çok iyi. Hem eleştirmenler, hem sinefiller, hem halk. Yani bu zaten kolay bir birleşen bir üçlü değil Türkiye bağımsız sinemasında. O yüzden bence yeri çok apayrı bir film olacak. Yani ileriki nesiller yıllar içinde de. Senin dediğin de önemli bu arada. Yani yönetmenler ya da herhangi biri PR yapabilir sosyal medyada. O PR'ı görürüz, o PR'ı konuşuruz da PR'ın karşılığı başka bir şeydir. Yani o yüzden bence burada PR'dan başka bir şey var. Burada evet. Bakanlık seyircilerden kesilen biletlerle toplanmış... Bir vurgulayalım mı? Çünkü evet lütfen onu konuşalım ya. Eleştirisi de çok var. Bin tane öyle yorum geliyor. Ben en delirdiğim şeylerden biri. Madem işte... Bu kadar muhalifsin. Aynen, madem bu kadar muhalifsin neden bu devletin parasıyla film yapıyorsun yorumu? Yani tamamen manasız bir yorum. Çünkü yani bir kere bu yani devletin parası değil, halkın parası, vergilerden kardeş, gelen... yönetmenin parası. Yönetmenin kendi ait olduğu para. Ülkenin kültür sanatına yatırım olarak geri dönen, sürekli orada dönen bir para bu. Aynı para zaten. Yani filmler yapılıyor, o para dönüyor, tekrar biletler kesiliyor, toplanıyor, tekrar yönetmenlere veriliyor. Olması gerektiği gibi bir sistem. Artı hani zaten sinemacılar kara listeye alındı, sansürlendi. Çoğu zaten filmlerini yapamadı uzun bir süre. Yani defalarca red alan sinemacılar gördük etrafımızda zaten. Buradan red alırlarsa, bir de Kültür Bakanlığı red alırlarsa, yurt dışından alabilecekleri fonlara erişimleri de inanılmaz azalıyor. Çünkü genelde fonlar eğer bir yönetmen film yapacaksa önce belli bir kısmını kendi ülkesinden tabii karşılaması ki gerektiği için öyle başvurabiliyorsun zaten gidip yurt dışı fonlarına. Yani eğer buradan para bulamazsan gidip yurt dışı fonlarından da alamazsın. Yani tabii filmini ki yapman için iyice zor bir durumda kalıyorsun. Bir de şöyle örnek verelim. Yani bunu yazanların çoğu zaten hem bilgi eksikliği var, hem de doğru bağlantılar kurmuyor. Tamam, Emin Alper'i geçelim. Devletin fişlediği, muhalif olarak gördüğü, onlarca yüzlerce sinemacı o desteği alamıyor ve çoğu film yapamıyor. Biz bunların isimlerini birçok programda söyledik. Neredeler mesela? Nereden film yapılamıyor? Kendi hakları olan bir desteğe, yani sineması olarak bir seviyeye çıkıyorlar. Devletten almaları gereken desteği, yani seyirciden alınan, o biletlerden kesilen vergi alamıyor. O vergi nereye gidiyor? İşte TRT dizi yapanlara, kendi yandaşlarına, hiç adını bile duymadığımız filmlere. Bakın, açın bakın, bakanlığın sitesinde destek verilen filmler var. Ya kendi kaçını biliyorsunuz? Evet, hayır, bakın, ya evet abi. Yorum yazana kadar bir yazın. Hangi filmi tanıyorsunuz? Kendi mesela ideolojilerinin filmini çeken yönetmenlere veriyorlar abi bu. Yani artı, bu korkunç bir şey yani. Kendi kültürüne bir şey üreten yönetmene değil yani. Artı bir de devam var. Hani TRT 2 gibi platformlar üzerinden yapılan yeni başka fonlama sistemleriyle de hani bir şekilde Kültür Bakanlığı desteği alamayan insanları kendileri ile görülsünler diye mesela oraya davet etmesini biliyorlar. Ya da işte Boğaziçi Film Festivali gibi yapılan, neredeyse paravan gibi işlev gören, aslında tamamen kültürel bir amacı olan yapılarda yine bu yönetmenlere çok daha iyi davranıyorlar kara listede alınmış yönetmenlere. Neden? Çünkü bir bakın, dünyada bu ülkeyi kim temsil ediyor mesela? O deli gibi para akıttıkları yönetmenlerden biri acaba herhangi bir festivalde, bu festival yapısı falan başka bir konu, o başka bir tartışma. Avrupa festivalleri dışında da olmuyor ki. Ay, hiçbir yerde zaten. Hani bir bakın kimler gidiyor bir mesela. Bir tek Avrupa'da film festivali yapılıyor ki arkadaşlar, gayet Asya'da da, hatta Orta Doğu'da da gayet prestijli festivaller var. Orada da bir karşılıkları yok bunların. Yok, yani yok, en acısı bu. Yani sadece Batı festivalleriyle alaksı yok bu işin. Hayır, yani halka da buluşmuyor. Hani popülist takılıyorlar ya, halka da buluşmuyor. Aynen, vizyona da girmiyor herkes mesela. Gidip bakabilir bu arada. Bakanlığın sitesinde her yıl destek alan filmler var. Bakın kaçını biliyorsunuz, kaçı vizyona girmiş, kaçı bir platformda var ya da bir seyirci ulaşmış. Yani bu inanılmaz bir şey. Bir de bunu diyorlar ki almasaydınız. Bu arada şey de söyleyeyim, ben bunu tam olarak PR'da görmüyorum. Çünkü o açıklama dilini de ben sevdim. Yani bir mağdura yatılmıyor, orada bir çağrı var. Orada bir örgütlülük var yani. İşte o da filmi iyi olduğu için. Evet, ama hani yine de bir duruş var yani. Ben o duruşu sevdim. Bence de şeyi biraz daha bastırması gerekiyordu. Yani bu film tam olarak devletin politikası olan homofobi nedeniyle de diye bence vurgulanmalıydı. Ama onun dışında gerçekten güçlü bir çağrı var. Sizin verdiğinizden kesilen desteği bizden geri istiyorlar. Ve bu film şimdi vizyona giriyor. Ve bu filmi gelin hep birlikte izleyelim. Yani bu bir çağrıdır bence.
Evet, bence de öyle. Diyelim ve bakalım bu konuda önümüzdeki haftalarda neler yaşayacak. Burak Binler'in geçmesi. Bunu her yönetmen yapar diye de ekleyelim bence. Ya tabii ki ya. Bunu ya, yani, yani bunun ayıplanacak hiçbir ya en ufak bir tarafı yok ya. Yani yok. Ne kadar arasak arasam da ben bulamıyorum açıkçası. Yani zaten bir insan bu ülkede filmini izletebilmek için nasıl uğraşlar çekiyor. Yani hiçbir duyurmanın yolu yok, göstermenin yolu yok. Bir de yani böyle bir şey yaşamışken tabii ki bununla bir mücadele etmenin yolu olarak da elinde çok meşru bir mücadele yöntemi aynı zamanda bu çağrı yani. İmzacıları da konuşalım bence ya. O konu da enteresan. Doğru. Konuşalım. Nuri Bilge Ceylan hocamızın olmayışını evet. isterseniz önce bir konuşalım. Yani bilmiyorum. Buna da bayağı merak eden var. Yani ben ama baktım. Yani ben yani. Herkes Nuri Bilge Ceylan neden yok diyor. Bir iki bilgi verelim. Nuri Bilge Ceylan genellikle bu imza olaylarının çok ismini gördüğünüz isim değil. Var bu arada imza verdiği durumlar oluyor. Var. Ben bile hatırlıyorum ya bir tane bir iki sene önceki gene büyük bir şey de vermemiş miydi? Hatırlıyorum sanki. Barış İşin Sinemacılar da Nuri Bilge Ceylan'ın imzası var. Ama burada niye yok? Çünkü Nuri Bilge Ceylan yani bakanlıkla bir derdi yok diye. Bakanlıkla bir derdi yok diye mi? Yok, Nuri Bilge Ceylan'ın ben yani çok güçlü bir isim olduğu için o tarz şeyleri gözetiyorum. Bunu bilemeyiz şimdi. Bu spekülasyon olur. Çünkü Barış İşin Sinemacılar'da da var mesela. Orada gözetse orada da olmaz ki o en önemli şeydi. Yani Nuri Bilge Ceylan bence hiç röportaj da vermiyor. Hiçbir yerde de görmüyoruz. Bu konulara hiç girmiyor. O yüzden böyle şundandır diyebileceğiniz bir şey değil ama garip bir yerde duruyor. Yani gidiyor işte İçişleri Bakanlığı'nın festivalinde jüri başkanlığı da yapıyor. İşte TRT destekli bilmem ne de yer alıyor. İşte gidiyor Barış İşin Sinemacılar zamanı imza da veriyor. Böyle tutarlı olarak bir şey bekleyeceğimiz bir isim değil gibi geliyor bana. Ama beni orada birkaç veren de isim garip geldi bana açıkçası. Kutlu Ataman mı bir Kutlu mesela? Ataman. Daha geçen hafta konuştuk. Ya Kutlu gerçekten Ataman'ın inanılmaz abi ya. Şeyden dolayı. Ben çok dengeli bir bilinçli ve ruh halinde olduğunu düşünmüyorum. Ya bence sağlıklı biri değil yok yani. Yok ya Kutlu o yüzden... Ataman zaten değiştirmiş davranışlar... Twitter'ını kapatıp tabii, açmış tabii, ve bence... o yeni bir artık Kutlu Ataman olarak. Okey ama şöyle bir durum var. İşte bu Kutlu Ataman 2.0'yu mu konuşalım mesela? Ama Kutlu yani, Ataman böyledir zaten. İşte o aynen onu diyorum. Yani sağlıklı bir biri olmadığı için Kutlu Ataman'ın tutarlılığını konuşmak ben tutarlılık beni hiç ilgilenmiyor bu arada Kutlu Ataman. Ben sadece şunu beklerim. Kimse mahkemede, kimseye hesap soracak da halimiz yok ama kamuoyu olarak zamanında bağımsız sinemacılarla, muhalif sinemacılarla dalga geçmiş bir... İmzacıyla yahu. İmzacılarla... Şeyle, diğer bilmem ne. Ne imza evet işte, değil mi? Barış İşin Sinemacılar. Barış İşin evet. Sinemacılarla dalga geçmiş birinin burada imzasını gördüğümde yani burada bir çelişki var. Ve ben, hiçbir öz eleştiri vermeden. Evet, o da bir garip değil mi ya? İmza toplayanlar da bir garip yani. Ben mesela o ismi sorgularım ya. Bu nasıl hiçbir şey sorgulanmıyor bu ülkede? Ya da başka bir örnek vereceğim. Bunu bir süredir söylemek istiyordum. Yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi bu imza niye toplanıyor? Bakanlığın bu aldığı karara karşı bir tepki değil mi? Bir sinemacıya destek. Bunda bir sıkıntı yok. Bence de bu verilmeli. Ama yani imza dışında gerçekten sinemacıların bir inisiyatif alması gerekmiyor. Ya mesela... abi imza nedir ya? 2022 yılında mevcut hükümete karşı gerçekten mücadele ödeme imza mıdır ya? Ben bunu bence sorgulamaya açalım diyorum isimlerden önce. İmzanın işlevsel olduğu zaman var. Mesela örnek vereyim. Demin bahsettiğimiz Barış İşin akademisyenler sadece imza için toplu yargılanmaya başladığında ve akademisyenler sendikler elinden alındığında ha öyle mi o zaman bizi de alın deyip Barış İşin Sinemacılar olarak hepimiz imza vermiştik. Peki kaç sene önceydi bu? Ben yılından önce orada bir anlamı vardı yani. Çünkü imza yüzünden insanları gözaltına mı alıyorsunuz? Fişliyor musunuz? Hadi bizim de azı olalım. Mesele imzaydı zaten. Yani imza meseleydi ve o zaman doğruydu. Ama bu günümüz şartlarında imza ya gerçekten... Abi, kaç yani şu an yaşananlara bir bakın arkadaşlar yani imza mı? Yani şöyle bakıyor bakın. Bence Cumhurbaşkanı hani ya da kimse artık. Cumhurbaşkanı görmüyor bile. Görmüyor bile aynen keşke görse hakikaten. Kim? Altun. İbrahim. Ben onu bile gördüğümü falan. Düşünüyorum. Falan. Artık kimse o yüce vatandaş bakıyor böyle bir böyle bir yani şey atıyor. Aa, scroll. Scroll da dağını atıyor. Aa bizim Kutlu da ermiş. Şu bir onu yazıyor maalesef. Orada Kutlu'nun kelle gitti. Enayi gibi. Scroll dağını devam ediyor. Yani bu yani. Bir S'ye bakıyor Semih var mı diye. Semih kafanda var mı diye. Yani D'ye bakıyor derviş var mı diye. Çünkü onlar yok hala. Ay bu arada. Onlar yok hala. Bilmiyorum ya. Kimse haddimi aşmak istemem ama bana bu imza meselesi yani hiç. Ha imzanı yani günümüz iktidarına hiçbir karşılık bir yılgınlık hissi veriyor yani, gerçekten. İsviçre'de yaşamıyoruz ya imzanın abi, imza bir karşılığı alamazsın ama mesela yani bir yapımcı hapiste mesela şu anda çekmediği film yüzünden hapiste. Bir tane kurgucu 6 aydır hapiste yargılanıyor. Yani ülkede
insanlar kriminalize ediliyor artık. Yani başka eylemler, başka kolektif yapılar kurulmalı. Evet, ya başka ülkede bu başka olurdu. Yani şimdi bunu tartışmıyorum. Geri de değil. Beni orada rahatsız eden bir şey var. Eğer isim isim gitmezse önce sektörün kendisi yüzleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela buradaki imzacılardan bir tanesi. Bütün imzalarda görürüm kendisi. Sektörde çok sevilen imzayı sever harbiden. Saygı gören birisi. Sevil Demirci. Yapımcıdır kendisi. Mesela Sevil Demirci bizim bir programımızdan sonra bir yorumcumuzu bir mesajla, tehditkar bir mesajla neden bu filmi böyle konuştun diyen birisi. Şimdi böyle birisinin ben nasıl bir fikir özgürlüğü, nasıl bir düşünce özgürlüğü sansüre istediğini, karşı. AKP'ye karşı ne istediğini merak ediyorum mesela. Yani sen senin hakkında çıkmış iyi kötü fark etmez. Belki berbat bir yorumdur. Belki saçmalamıştır yorumcu. Çıkan bir eleştiriye tahammül edemiyorsun. O kişiye mesaj atıyorsun. Mesajda tehditvari bir şekilde hesap soruyorsun niye böyle konuştun diye. Ben böyle birinin AKP karşısında ne istediğine dair gerçekten bir fikrim yok. Semih Kaplanoğlu'nun bizi festival direktörüne arayıp şikayet etmesiyle temelde bir fark yok aslında ya bence. Ya da o TRT'yi iş yapan o yönetmenin yolumuzu kesmesi. Bunlar örnekler sadece bize de değil bu arada. Eleştirmenlerin karşılaştığı bizimle alakalı bir sorun değil, ben bunu genel olarak söylüyorum. Ya eleştiriye tahammül olmayan birisinin iktidardan ne istediğini ben merak ediyorum. Ne istiyor mesela bakanlıktan? Fikir özgürlüğünü savunuyorsun ve ne istiyorsun? Artık imza toplanmamasına dair imza toplayalım mı peki? Toplayalım vallahi. İmza toplanmasa da imza toplayalım. İmza işi bitsin diyelim hakikaten. Bu hükümet için artık son imzaydı bu. Bir de Gören de şey diye sanır ya, konuyu bitirirken söyleyeyim. İnsanlar buraya böyle pat diye geldiğimizi sanabilir. Kurak günler bakanlık desteğini çekti. Yani Barış'ın sinemacılar kriminalize edildi. Emek sinemasında yapılanlar ortada. Grand Pera ortada. Filmler yasaklandı. Filmlere 18 artı verilerek yine başka bir tarafa çekildi. Yönetmenler fişlendi. Destekler verilmedi. Yani korkunç bir 20 yıl yaşandı her şeyle. Buraya yeni gelmedik yani. Bu hepimizin gözünün önünde oldu. Hepimiz de içindeydik yani. Evet, biz de dahil. Evet, listeler tekrar kıraathaneye geri döndü bu hafta. Listelere buradan devam ediyoruz. Ayrıca bir format olacak zannedenler olmuş ama yok, burada devam edeceğiz arkadaşlar. Geçen çok uzayacaktı. Şimdi bu hafta uzadı. Şimdi bu hafta uzatalım dedik. Çok merakla beklenen bir liste olduğunu düşünüyorum. Aynen. Çok geliyordu bu çünkü yorumlarda. Evet. Bunu yapın, bunu yapın, bunu yapın diye. Yaptık Allah'ın cezaları. Yaptık ama. Aynen. En iyi 10 film müziği yapacağız arkadaşlar. Burada şeyi ayırdık yani. Soundtrack albümü ayırdık. Onu sonra yapacağız. Soundtrack albümü de yapacağız. En iyi 10 soundtrack albüm. Ben soundtrack yaptım bu arada arkadaşlar. Soundtrack albümleriyle geldi. Ben de karışık yapmışım. O yüzden değiştirmek için de burada bir yarım saatte bakalım. Benim listem o yüzden tam içime sinmediğini de söylemek isterim. Ama sen de şovunu soundtrack albüm listesine yapacaksın. Evet, ben şovumu oraya bıraktım. Güzel. Ne şovuysa. Evet ya, bu da hiç kolay olmadı. Bu yani Side and Sound kadar zorladı resmen. Ben çok daha zorlandım. Dönemden ve Side and Sound'dan daha çok zorlandım. Hatta Hasan programı başlamadan önce ya sen bu işi niye bu kadar ciddiye aldın diye de benle şeyini de geçti. Neyse hadi uzatmayalım da başlayalım listelerimize. 10. sıralardan başlayalım gene. Hasan usul. Benim listem de sende. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay çok heyecanlıyım. Yazdım buradan sonra. Tamam. Kaan sen başla bu kız Kaan. Ben başlayayım. Evet, tamam. Sağdan sıralı başlayalım. Gidelim. Başlıyorum. Arkadaşlar Michael Nyman'dan zaten bir şey alacaktım illaki. Ve en sevdiğim soundtracklerden, film müziklerinden birini aldım. The Cook, The Thief, Her Wife and His Lover'a yaptığı muazzam bestelerde olağanüstü bir film müziği var. Yani score albümü de var. Çok tavsiye ederim. Çok güzel. Sırasını sağdan sola dedik. Güzel. Peki. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Ben aynı besteciden iki tane orijinal skor aldım. Preissner Usta'dan, Zbigniew Preissner Usta'dan iki beste aldım. Yani daha doğrusu iki albüm aldığım için aslında öyle düşünmüyor olmama rağmen İkincisini 10. sırama koydum. Şimdi anlatabildim mi? Yani anlattım. Peki hepsini böyle uzun anlatacak mısın? Hayır. Şimdi diğer ustalara bir saygısızlık etmemek için yani adıyorum mesela bana kalsın çünkü 1-2 onlar. Ama öyle bir şey yapmamak için Kaan'cım da sağ olsun böyle bir akıl verdi. Dedi ki hocayı en son at dedi. Birini en son at, birini bir at dedi. Çok iyi akıl. Zbigniew Preissner Usta'dan Damage 10. sıramdan sizlerin olsun. Damage. Evet, ben listemi 10 dakikada yaptığım için hiç üzerinde bir şey de söylemeyeceğim. Direkt söyleyeceğim, geçeceğim. 10. sıramda Hans Zimmer'dan Tim Red Pine var. Onu da son dakikada ekledin. Yetiştiğini gördüm, koştu. Bir de şey söyleyeyim, Lord of the Rings'i hiçbirimiz almadık. Öyle çok büyük klasikler var birkaç tane. Yüzgen Efendisi, evet. In the Mood for Love. Burada yer alalım. Kaplamasın dedik aynen, yani. Aynen, bir en iyi soundtrack yazın, onları görün zaten. John Williams yok mesela. Evet, ama John Williams'ı bile yapmışız daha önce. John Williams'ı
aldım ben. Bir tane aldım. Ha, evet, gene onu kıyamadın, aldın ha. Ya ilk onumda var çünkü o yani. İyi yaptın. İstedim. 9. sıramda Trent Reznor ve Atticus Ross'tan The Social Network'ün soundtrack'ı var. Bunu alacağını biliyordum. Evet, hala yani. Olmaz onu, mı ya? Olmaz mı? O notalar yani her düşündüğümde gelir yani böyle. O şarkının böyle hiç film uzun süre izlemesen bile sürekli aklında dönebilmesi. O kürek sahnesi şarkısı değil mi? O değil. Bahsettiğim aslında ana tema müziği bence. Yani genel olarak bütün albüm muazzam da o zaten cover. O kısımda ağır bir cover tabii. Evet, güzel. Peki. Arkadaşlar benim de 9. sıramda Dan Levy'nin I Lost My Body'si var. Filmi de bir o kadar iyi. Bir animasyon. Fransız animasyonu. Synth'li müzikleri, synth ve klasik müziği bir araya gelmesini, senfonik synth'i seven eklesin. Arkadaşlar bizim biliyorsunuz yan çarımız müzik. Eternal Horse'da kanalım o aynı zamanda. Benim 9. sıramızda Moonlight var. Nicholas Britell. Biraz yeni bir film. O yüzden eskilerden çok yeni filmler daha çok aklımda kalıyor. Onu da belirteyim. Güzel. 8. sıramda da başrolünde David Bowie'nin oynadığı bir film var. Merry Christmas Mr. Lawrence, Nagisa Oshima'nın ve müziklerinde tabii ki bir efsane Ryuichi Sakamoto yapmıştı zaten. O kadar da olsun diyorsun yani. Çok iyi. Arkadaşlar benim 8. sıramda Oneotrix Point Never'ın yaptığı bir delilik Good Time. Good Time filminin saftilerin Good Time filminin soundtrack'ine baştan sona bütün şey ki film albüme 8. sıramdan aldım. Benim 8. sıramda bütün düşmanlarına inat hem filmine hem soundtrack'ine bayıldım. La La Land var. Evet. Bunu hakikaten Hasan'a biraz da imtiyaz verdik. Hani son dakikada bir yetiştirdik. Yoksa yani müzikal alınmıyordu Hasan. La La Land bir müzikal çünkü. Ama siz, tamam size şey yapmadık. La La Land müzikal evet. Doğru. Ama skoru da var o skoru ayrı. Da var yani. Var değil mi? Na 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 na. Çok güzel. Gerçekten iyi ki dalmışsınız. Hatırladık, bir hoşumuza gitti. 7. sıramda da Close Encounters with the Third Kind var benim. John Williams'ı burada kullandım. Aa. Zaten müzik üzerine de bir iletişim kurulan bir film. Müthiştir. Peki benim 7. sıramda... Arkadaşlar bundan sonrası çok kötü, bakın ben size diyeyim. Abel Korzeniowski'nin, bayıldığım bir bestecidir. Penny Dreadful'un da müziklerini yapan, dizilerde de onu alıyorum. İlk üçte bile olabilir. Onun A Single Man'i. Evet, çok acayip de sevdiğim bir film. Benim de 7'deyiz mi? Evet. Benim 7. sıramda Unbreakable var. James Newton Howard'ın. Filme de zaten taparım. Ama finalde çalan. Hem finalde çalıyor hem jenerikte de çalıyor. Açılış jenerikte sahneden sonra olağanüstü müzik. 6. sıramda arkadaşlar Japonya'ya gidiyoruz ve Godzilla diyoruz. Akira Ifukube'nin efsane eseri. Şurada hemen. Bunları gidip dinleyin ya. Buraya koyacak mısın? Oğlum dinleyin hakikaten. Spotify listesi yapıp link verelim mi Roza? Gerçekten tam bir yürüyüş şarkısı. Umarım öyle bir sahnedir. Evet, Godzilla'nın tema müziğine inedi. Bu değil de bu da çalan şarkılardan biri. Temasını alırız Spotify listesine. Harikadır. Evet, biz Spotify listesinde bunları evet, söyleyelim. Evet, Spotify listesinin linkini de Roza size gönderecek. Yani soru herkese yapacağım. Herkese tek tek gönderecek Roza. Bu arada Roza'ya mesaj ulaşın. Aynen öyle. Arkadaşlar her şey, bütün şikayetlerinizi Roza Yıldırım'a. Arkadaşlar Roza'nın size de bir eleştirisi var. Sadece bize değil. Gördüğünüz gibi size de bir eleştirisi sistem var. Sistem dolu. Sistem dolu bir eleştiri. Diyor ki ya şunları bir toplu yazın diyenler niçin Letterboxd'da ellerini korkak alıştırıp az like'lıyorlar diyor. Aynı şeyi bizim videolara da yapıyorlar Rozacığım. Demek ki bunlar böyle işte abi. Bugüne kadarki bütün listeleri hem kişisel listelerimizi... Çek listeleri sil. Letterboxd'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ne yaptık? 6. sıradayız değil mi? 6'dayız. Carter Burwell'in Carol filminin müzikleri. Zeynep bizim alalım arkadaşlar. Abi benim şarkımı şey mi çalıyordu ya benim filmimi? Carter Burwell'ın Imbruge'ü de bu arada çok güzel bir soundtrack'tir bence. Her şeyle olağanüstü bir besteci gerçekten. Ama benim göz bebeğim Carol'dır. Uf yani. Ya gerçekten şuradaki onlu lise kafayı yiyeceğim ya. Carter Burwell Fargo'yu da yapan. Fargo da onu diye. Galiba. Esas galiba. Hakikaten mi? O da harikadır bu arada. Aa, şeyi de o yapan güzel galiba. Three Billboards'u. Evet. Evet doğru. Olur. Three Billboards'u yapan aynı zamanda. Evet. Benim 6. sıramda çok büyük bir usta var. Philip Glass. Herhangi bir filmini alabilirdim. Ağırsı seçtim. Bir nedeni yok ama Philip Glass'ın her şeyine bayılırım. Evet, piyanonun dev üstadı hakikaten. Ben de Philip Glass alamadığım için üzgünüm son 10 listeme. Senin almana sevindim. 5. sıramda bir dahi var.
Mika Levi, Under the Skin'in müziklerini yaptı. Daha sonra Jackie falan da yapmıştı. Onlar da inanılmazdır. O zaman hakikaten. Müthiş müzikler yapıyor. Zaten çok kutunun dışında düşünen bir müzisyen. Benim son dönem açıkçası en etkilendiğim müzisyenlerden biri. Under the Skin'in filmini izlemeseniz bile, ki o da ayrı bir başyapıttır, müziklerine bir bakın derim. Zaten bu iş öyle çok da şey olmuyor ya. Ya iyi soundtrack filmi inanılmaz beslediği için. Hani böyle çok iyi soundtrack ama boktan film ne? Harry Potter. Var var. Daha çıkar. Daha çıkar ya. Çok çıkar. Çıkardı mı? Peki. O zaman benim 5. sıramda az önce Hasan'ın 9. sırasında olan, bence çağının en büyük bestecilerinden biri. Succession'ın da bestecisi. Yapılmış herhalde tarihin en iyi televizyon soundtrack'i. Nicholas Brittle'ın Moonlight'ı. 5. sıramda. Televizyonda ayrı yaparız belki daha sonra. Tabii tabii, televizyon ayrı. Benim 5. sıramda da Leslie Barber var. Kenneth Lonergan'la çalıştığı her şey olağanüstü. Manchester by the Sea'de onlardan bir tanesi. 5. sıramda Leslie Barber. Benim 4. sıramda da Miles Davis'in Elevator to the Gallows'a yaptı. Asansör. Burada Şefo. İkiniz de 4'ü almışsınız. Aynen. Sonra Burning'de malum dans sahnesinde de kullanılan ölümsüz bir eser. Albümde baştan sona dedik. Zaten improvize yapılmış bir albüm. Olağanüstü gerçekten. Benim 4. sıramda Dario, Marianelli ve Jean-Yves Thibaudet diye okunduğunu düşünüyorum. Thibaudet. Daha hızlı okunuyordur tabii bunlar. Jean-Yves Thibaudet gibi de okunuyor olabilir. Atonement arkadaşlar. Müthiş hakikaten. Dario Marianelli inanılmaz bir yetenek o da. İnanılmaz. Anna Karenina'nınkiler de bence acayip. Acayip bir şey gerçekten. Gerçekten filmin bütün o gerginliğini ve seksiliğini nasıl yapan, bak altın notada nasıl veriyor ya, muazzam bence. Altın notu değil tabii. Benim dördüm Kaan'la aynı zaten, demin söyledim. Doğru. Üçüncü sıramda başka bir efsaneyi aldım. Buradan Kutlukan'a selamlar olsun. Akira var. Kutlukan senin bu şekilde gönlünü aldık. Aynen. Yine Japonca bir isim söylemeye çalışacağım şimdi. Geino Yamashiro Gumi'nin olağanüstü albümü aynı zamanda. Bütün şarkılar birbirinden çılgın. Film de öyle. Buradan Kutlukan, tekrar sana da selamlar olsun. Peki benim de üçüncü sıramda arkadaşlar, çok acı, Johnny Greenwood'un Phantom Thread'i var. Tek tek bütün şarkılarına bakın, şey, kefilim. Hani aralarda böyle soundtrack albümlerinde yalandan şarkılar olur ya, böyle falan. Hiç böyle bir şey yok. Baştan sona bir klasik resital diyeyim. Johnny Greenwood, çok üzüldüm ben alamadığıma. Ben son anda listemden çıkardım. Kardeşin 3. sıradan aldı. Evet, çünkü ben de aşırı Johnny Greenwood seçmek zorundaymışım baskısı hissettim üstüne. Sonra dedim ki bununla uğraşmayayım şimdi, ama seçsem galiba ben Derby Be Blood'ı seçecektim. Onun da adını almış olayım, o efsane bir. Ben de bugün Nights'ı alamadım diye inanılmaz üzüldüm. Ama sonra yani bütün PTA filmlerinden bir onluk liste yapsan yaparsın diye düşündüm. Adam bir manyak gibi yani. Her filmin soundtrack'ı o kadar iyi ki. Ben de Phantom Thread diyorum. Benim üçüncü sıramda olağanüstü Nino Rota var tabii ki. O kadar çok başyapıtı var ki, çok fazla klasiği var. Yani zaten şöyle bir yazınca nasıl olabilir diyorsun ya, bu kadar iyi şey. İnsan mafyayı nasıl bu kadar anlayabilir ya? Fellini'lerin de hepsi Nino Rota'nıdır. Ben de onlardan bir tanesi Amor Kordu seçtim. Gerçekten şey gibi bir şey bu. Neydi? Erkek ağlatan filmlerin melodisi gibi bir şey adam. yani klasikleri, çok büyükleri, çok bilinenleri almayalım dedik ama ikinci sırada da yine de aldım. Kutlukan'a tekrar selam. Blade Runner, Vangelis. Yani bunu almak zorunda hissettim. Hani bu önemliydi. Yani Lord of the Rings falan almadık da Blade Runner listede güzel duruyor bence hala. İkinci sıramda. Güzel. O zaman benim de ikinci sıramda bir klasik ve klişe diyelim. İki. Çünkü yani şimdi bakın burada açsam şu an ağlarım. Yani bir dakika içinde ağlarım. Eleni, Karandiru ve daha adını söyleyemediğimiz bir sürü Yunanistanlı müzisyenin yapmış oldukları tabii ki Eternity and a Day. Yani dünya üzerinde yapılmış gerçekten bence en iyi ilk üçte. Muazzam bir şey. Benim de ikinci sıramda The Thing var. olağanüstü. Aslında Ennio Orsano'nun bir şeyini almayacaktım. Çünkü çok özel bir isim ve buraya gelsem bir tanesi, hepsini almak lazım. Ben de almadım o yüzden. Ama Kaan bir çaldı böyle Thing'i ve çaldığı anda yok bunu almalıyım dedim ve koydum ikiye. Hem de ikiye koymuşsun Hasan'cığım. Ben de Hasan aldığı için kendi listemden hatta çıkardım. Çok iyi. Daha fazla burada film anılsın diye. Bu çok zormuş ya gerçekten. Evet evet. Ben sıralamada çok sıçtım ben zaten. Ben bu arada biri de söyleyeyim çünkü Kaan söyledi. Söyle. Benim de bir insanımda tabii ki bilet var. Çok Vangelis.
Ben söylüyorum. Yine Kutlukan'a selam söylüyor musun? Bak acaba ben de az önce Kutlukan'a selam söyledim bu arada, erkek ağlatan filmler dediğimde. Benim de selamım olsun kendisine. Birinci sıramda arkadaşlar Wendy Carlos'un A Clockwork Orange için yaptığı o olağanüstü beste var. Bir tema müziği olarak çok üst düzey. Ne zaman 3 notasını duysam tüylerim diken diken olur. O Alex'in o surat ifadesi hemen gözünün önüne gelir insanın gerçekten. Birinci sırama koydum. O bence. Çok iyi. Benim de bir numaram Zbigniew Preissner'in Veronique'in ikili yaşamı. Yani bir film müziği. Bir insanı öldürebilir mi? Kesinlikle öldürebilir deyip bir numaraya koydum bu ölümsüz eseri. Evet, hayırlı olsun, güzel. Hayırlı olsun, listede ekranda. Oh vallahi üzerimden büyük büyük kalktı. Kalktı yani. Bir dinleyin bu albümleri bakalım. Siz de aşağı bir de en sevdiğiniz film müziklerini siz de yazın. Biz bunun sonra soundtrack listini de yapacağız. Evet. Şarkı kullanımı üzerinden falan. Öyle adını anlamadığımız pek çok şey oldu. Döneceğiz buralara, biz de sevdik bu işi diyerek son programımızın artık Overrated kataloğuna geçelim. Evet, sıra geldi Overrated kataloğumuza. Şöyle bir gündeme baktık. Herkes kafasına göre baktık da TRT dizilerini boklar olmuş. Oradaki kahramanlık destanları görmezden gelinmiş. Biz de bu hafta TRT dizilerine burun kıvrılması Overrated diyoruz. Neler söylemek istersiniz? Yani ben Dünya Kupası esnasında TRT dizilerinin tam olarak ne olduğunu fark ettim. Gerçekten çok derin bir durum varmış orada. Ben çok pozitif karşıladım çünkü yani Gevur gidip Marvel sinematik evreni yapınca alkışlıyoruz. Yeah. Hep beraber sinemalara koşuyoruz, kapı baca kırıyoruz. Ama bizim kendi ülkemizden böyle bir şey çıkınca böyle üst üste yığılan süper kahramanlar, hepsinin bambaşka hikayeleri, bambaşka kök hikayeleri, origin story'leri falan var. Hepsi de tarihsel gerçekliklere dayanıyor. Daha da ya işin acayip. Alparslan'ı başka şey, Selçuklusu başka şey, Kaan'cığım Osman abi ve Osman ağası başka şey değil mi? Mezopotamya'sı başka şey. Ki bu kadar farklı şeyi tek bir yerde, tek bir platformda bir arada toplamak, bu dünyaları birbirine bu kadar yakın kurabilmek büyük bir başarı. Bunu Marvel yaptığında herkes bunu takdir ederken bunu kimse etmiyor. Bence artık bunu bir kenara bırakalım ve TRT'nin burada ne kadar etraflıca bir iş çıkardığını kabullenelim. Ki daha sonra onların hepsini bir yere de getirebilir ve asla görmeyeceğiz. Ya, Osman Bey'le Alparslan'ı bir arada görebiliriz. Dünyayı kurtarıyor. Neden olmasın ki? İnşallah Fatih Sultan Mehmet bir arada olabilir misin? Evet, tabii ki. Bir de arkadaşlar şimdi bakın, ecdat kolay kurulmuyor. Yani kolay bir şey değil bir ecdat kurmak. Bunlar hep bir takım senaryolara, bir takım zeki insanların, yani bir çeşit bilim insanı diyebilirsiniz. Senaryo bilim insanlarının bir araya gelerek kurdukları bir takım ecdat fikirleri var. Şimdi biz bundan mahrum mu olalım ya? Biz kahramanlık bizde azsa mesela, ufaksa, biz şimdi bunu büyütmemeli miyiz? Yani biz başka ne satabiliriz mesela Avrupa'ya? Ecdat kahramanlığımız dışında bunu ne yapacağız? Köpürteceğiz. Olmayan şeylerle de gurur duyarak ileriki nesillere bunu böyle zincir gibi kol kola kol kola taşıyacağız ki bizim de bir ecdadımız olsun. Bir geçmiş kahramanlığımız olsun. Bizim de bir 8. Harry'miz olsun ya şu hayatta arkadaşlar. Yani değil mi? TRT yapması kim yapacak? Kim yapacak abi? Ben görmüyorum diğer diziler. Ben bir de TRT bu iş TRT'ye yakışır ama. Çünkü ya bu iş vergiye yakışır şimdi. Tabii. Ecdat sorunu bu çünkü. Bir de her konuda olduğu gibi ben yine de devletimizin, ülkemizin başındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kulak verelim diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili de sağ olsun görüşünü dile getirmiş. Herkesin de kulağına küpe olsun. Demiş ki bir dönem yabancı dillerin istilasını öğrenen ülkemiz bugün dünya çapında dizi, sinema, belgesel programlarına imza atıyor demiş. Ve toplam 150 ülkede 600 milyon kişiye ulaşıyormuş Türk dizileri. Daha güzelini söylemiş. Hepimize çok sevinecek bir haber. Yurt dışı seyahatlerimizde bize demiyoruz ama hani edenler var. O yüzden yurt dışı seyahatlerimizde diyor. Ülkemize hiç gelmediği halde bize sempatik bir şekilde Türkçe kelimelerle hitap eden kişilerle karşılaşıyoruz diyor. Bu doğru. Galatasaray. Bak bu doğru. doğru bu. Ve şunu demiş. Bence bu gerçekten önemli. Bu artık ciddi kısmı. İnşallah Türkiye 100 yılının yayıncılık ayağını sizlerle birlikte inşa edecek TRT küresel bir marka haline dönüştüreceğiz demiş. İnşallah. Şimdi buna tüyleri ürpermeyen, titremeyen, gerçekten gaza gelmeyen zaten bence bu ülkede ecdadın izinde yürümesin. Bu ülke şeyle itham ediliyor. Buğdayı bile yurt dışına alıyoruz diye biz burada hayıflanıyoruz ama. Dizi veriyoruz ya. Hangisi daha pahalı? Kültürü veriyoruz dizi biz. Dizi mi daha pahalı, hiç, buğday mı? Hiç, abi buğdayı alayım ya. Kültürü verebiliyor muyum? Ben mesele aynen. Orada. Sen bak kültürü al, veriyorum. Ama yeter ki kültürünü sat. Ya Tudors'u arkadaşlar ağzı salyalar akarak izleyen
genç hanım arkadaşlarımıza buradan isim vermek istemiyorum. Aç Alparslan'ı izle dese abi ben de izleyeceğim. Aynı şey. Bu aynı şey abi. Tudor'u izlemiyor muyuz abi biz ya? Tudor dizisini, Emboleyinleri biz ezbere bilmiyor muyuz? Tudor'sun yayınlandığı ülkelerde yani kendi ülkelerinde. Şöyle bir görüntü gördünüz mü hiç? Dizileri izleyen insanlar mesela kılıçla oturuyor. Gaza gelip bazen birbirlerine vuruyorlar falan. Bu mesela Türkiye'de olan bir şey. Duyguyu yaratamıyorlar. Duyguyu yaratamazsın. Bu başka bir şey yani. O da bizim ecdadımızın güzelliği işte. O da bizim unikliğimiz. Ecdadımızın Engin Altan Düzyatan'ın ve Burak Özçivit'in de güzelliği. Burak Özçivit'in, Barış Arduç'un, efendime da söyleyeyim. Mehmet Özgür'ün. Mehmet Özgür'ün. Daha adını bilmediğimiz bütün o sakallı ve geniş omuzlu erko aktörlerin. Eli silah tutan. Eli silah tutan herkesin. At tepesinde bizim için ecdadı günümüze getiren herkesin emeğine sonsuz sevgiler, saygılar. Hakikaten öyle. Biz de bir kutsal motor olan bir saygı duruşunda bulunalım dedik. Ecdadın izindeyiz. Ecdadın izindeyiz. Her zaman söylediğimiz gibi. Aynen. Peki. Geldik inlere ve altlara mı? Arkadaşlar bu haftanın ilkin maddesi biliyorsunuz Eczacıbaşı Holding'in Balıkesir'deki Taşeron Madencilik firması Esan Madencilik bir süredir sadece anayasal hakkını kullanıp bağımsız maden iş sendikasına yani sendikal hakları için başvurdukları sendika üyelikleri yüzünden 243 madenci işinden kovuldu. Şu anda madenin önünde bir nöbet var. Bir direniş gösteriyorlar. Kendilerinin yanındayız. Madenci Biyaneli bu haftanın ilkin maddesi olsun. Haftanın ikinci maddesi son zamanlarda karşımıza çıkan en sarsıcı haberlerden biri. İsmail Ağa cemaatinde yaşanan çocuk tecavüzünü açığa çıkaran, davanın peşine düşen, tanıklar bulan, kanıtlar bulan gazeteci Timur Soykan başta olmak üzere bu ülkede hala işini yapan tüm gazeteciler sevgi ve saygılarla haftanın ikinci ini diyelim. Haftanın üçüncü ini ise arkadaşlar bir Afrika takımı der miydiniz ki kanla terle yarı finale çıkacak. Adeta değil mi? Bir fırtına gibi. Kuzey Afrika bir kum fırtınası gibi geldiler ve favorileri birer birer eleyerek yarı finale oturdular. Kim? Fas milli takımı. Helal olsun Filistin gerçekten. Filistin bayrağını da açtılar. Filistin bayrağını da açtılar. Sömürgeyi yeşil sahalardan affedersiniz eden. Son bir sömürgesi kaldı en büyüğü. İnşallah onu da alacak bu program yayınlandığında. Fas milli takımı karşı sizlerleyiz diyoruz. Arkadaşlar geldik haftanın outlarına. İlk out maddemiz kim milyoner olmak ister yarışmasının artık bir milyonerlik olmaması ortada. Para ödülü 1 milyon gibi. 1 milyona çünkü. Şimdi şöyle bir düşünelim. 1 milyona ne alabiliyoruz mesela? Araba alabiliyor muyuz? Zar zor. Yani alırız. Ev alınamıyor. Ev alınamıyor kesin. Ya bir yatırım yapılamıyor. Kim araba almak ister olsun mu programı? Kim araba almak ister olsun aynen. Doğru güzel bir şey de bir araba olsun. Hani ortalama üstü bir araba olsun o. Bir markaya da satılabilir. Kim TOG güzel. Almak ister? Kim TOG almak ister be? ATV'de böyle bir işbirliği de yapmış olsun hakikaten. Çünkü zaten buradan alıp buraya koyuluyor para. Bence çok iyi. Harikasın Kaan'cım hakikaten. Bir de yine bizim de iktidara verdiğimiz tiplerden biri olsun bu. Kim TOG almak ister? Hadi hayırlı uğurlu olsun. İki arkadaşlar ikinci ve benim bu haftanın en kalpten auto attığım maddesi Deniz Baykal başta olmak üzere arkadaşlar Baykal ailesinin geni. Yani bizim bu genden kurtulmamız lazım. Çok acil bir şekilde pörsümüş babasının geni bitiyor. Dipçik gibi kızının geni başlıyor. Artık bu aile değil mi hep beraber bu DNA'ya dur diyelim. Kesinlikle ne basın ne meclis ne sağ taraf ne sol taraf hiçbirimiz lütfen artık bu ailenin bu gen dizilimine geçit vermeyelim. Tarihin çöplüğüne gömülsün bu Baykal ailesi lanetlerle. Geldik arkadaşlar haftanın 3. out'una. Bu zamana kadar nasıl out almamışız bunu inanamıyorum. Arkadaşlar bitmeyen Netflix'in rekorları. Katiyen bitmiyor. Bakın her ilk pazartesi rekoru, hafta sonu rekoru, bu yılın rekoru, ilk 6 ayın rekoru, ilk tüm gece zamanlar. Rekoru, tüm zamanlar rekoru, Türkiye rekoru, Avrupa rekoru. Artık Netflix için ne olursun artık şu rekor yalanlığını bir kenara bırak. Dedikten sonra bu kadar. Haftanın inleri, altları bu şekil. Bu programda bu şekil bu hafta. Arkadaşlar 68. Kıraathaneden bu kadar. 69 bu arada Bayburt'un plakası. Vay! Haftaya, güzel! Bayburt! Bayburtlulara haber olsun haftaya Bayburt'a. Güzel! Bayburt'la ilgili de bir anımı anlatacağım burada. Bayburt'la ilgili. Aynen. Bayburtlu olmakla ilgili bir anı anlatacağım. Bayburt'tan kimse yoktur demişler. Varsa vardır, lütfen yazsın altına. Bugün Aksaray'dayız arkadaşlar. Lütfen Aksaray'dan bizi izleyen varsa. Ya bir şekilde bize ulaşması istiyorum. Biz ona bir aylık katıl verebiliyor muyuz? Hayır veremiyoruz tabii ki. Böyle şeyler veremiyoruz. Hadi bakalım o zaman. Hadi sevgiler Aksaray. Herkes iyi baksın hakikaten. Haftaya görüşürüz.
Haydi güzelim. Tamam, başlıyoruz. Dönüm. Arkadaşlar büyük laflar. Programın adı bu. Ya yalvarıyorum, bunu yarın çekebilir miyiz lütfen? Ben yarına kadar hazırlıyorum içeriği. Allah belamı versin. Ya dur. Ya senin Allah aşkına dur ya. Yarın şu an arkadaşlar ben Fatma Girik gibi adama tüküre tüküre içeri gireyim mi hakikaten? Çağla duyu bir şey söylemedi zaten. Çağınur bana hiçbir zaman yalan söylemez çünkü. Yani şey demedi, diyor gayet iyisin, Zeynep demedi mesela. Demedi, iyi ki de demedin canım Çağınur. Bundan sonra sana güvenimi kaybederdim çünkü. Tabii şu anda iyi deseydin, sen iyi olduğuna ne diyeceksin? Aynen mesela? Öyle. İnanmam ki. Bravo. Devam. Ay arkadaşlar. Sen de şu su falan. Harıt hareketi var ya. Hem de yapamadığım o. O böyle kötü erkek balgam çıkartan, onu yapmam lazım ve yani yapamam ki, öyle bir şey nasıl yapılacağını bilmiyorum. Bak şöyle Servet Çetin şuraya kapatıyor. Tabii sizin çok iyi gelir öyle şey. Ay bu teknoloji nasıl ilerledi? Öksürük yapmasın. Bilim olmasın. Çok şey olmadı. Sen kalkamadın mı? Yok ayakkabımı giyiyorum. Bu ne burada? Ay benim küllüğüm Hasan. Seni Allah Allah olsun. Ya bırak. Allah Allah. Şunları al, ayna ve şey alık arkadaşlar biliyorsun. Benim altımda sakladığı şeyler. Bir tane küllüğüm ve ayna. Yemin ediyorum beni anlatan iki şey. Gerçekten inanılmaz. Bu hayatta. Küllüğüm aynam. Dark Princess gerçekten. Hayır bunu arkasına koy. Rahatsız da olmuyor ya. Niye hadi git gel hadi. Biz idare ederiz programı kanka, merak etme. 10 dakika idare ederiz. Hadi siz, ben sakıtım hakikaten tamam, şu şey konusunu. Tamam hakikaten. Biz böyle Zeynep'i konuşacağız. Marvel falan konuşalım. Varsa konuşacağımız konuşun. Hadi sen git, sen ne yapıyorsun? Gideyim hakikaten. Zeynep muhabbeti bırak Zeynep. Roza evi gittim içeride. Yemin ediyorum yazıhanelerde arka odaya sigara içmekten muhasebeci gibi oturuyordu. Hani böyle olur ya. Ay Zeynep Hanım bir başım tutmuş, şuraya geleyim dedim. Ben de çıkacağım birazdan da trafiğin geçmesini bekliyorum. Siz benim yolladığım kambiyo raporlarını anladınız der gibi oturuyor. Ay sağ ol canım yavrum. Şuradan Zeynep bak. Şirsin falan. Vallahi. Allah. Vallahi bak şey Carol perileri geldi. Bir şey söyleyeyim, o Tudor'u izleyenler de mesela... Canım Hasan'cım.